İyi geceler diliyoruz. Uluslararası gündemde karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden bu gece önemli konuklarım var. Onları tanıtayım sizlere. Emekli Büyükelçi Sayın Uluş Özülker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeditepe Üniversitesi'nden Doktor Deniz Tansi. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Ve Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, vakit kaybetmeden dedik çünkü çok başlık var. Özellikle de bu pazartesi günkü Libya açıklarındaki gemi hadisesi, Türk gemisine yapılan baskın. O baskının ardından tartışmalar devam ediyor. Almanya'da mecliste hala operasyonu savunuyorlar ya da işte Türkiye'ye karşı neden daha sert bir hamle yapmıyoruz diye. Bugün Alman milletvekillerinin Alman Savunma Bakanı'na yönelik çıkışları oldu. Alman Savunma Bakanı da neticede Türkiye bir NATO üyesi, NATO'da ortağımız. O yüzden daha fazla ileri gidemiyoruz noktasında bir açıklama yapmış. Şimdi bunlardan yola çıkacak olursak biz Doğu Akdeniz meselesinde uzunca bir süredir hep Fransa ile Yunanistan'ı görüyorduk sahada. En çok onlar karşımıza çıkıyorlardı. Şu an son birkaç aydır onların sesi fazla duyulmadı. Biraz ortadan kaybolur gibi oldular. Farklı farklı meselelerle uğraşıyorlar özellikle Fransızlar. Ve bir baktık ki bugün karşımızda Almanya var. Acaba benim yaptığım yorum doğru bir yorum mudur? Yoksa mesele daha genel bir Avrupa meselesi midir? Yoksa sadece bu işin arkasında asıl güç Almanlar mıdır? Efendim çok daha geniş kapsamlı bir mesele. Yani bu sadece bu gemi meselesi de değil. Bildiğiniz gibi Mart ayından bu yana bir yıl süreli olarak yürürlüğe konulmuş olan İrini operasyonu şeydir. Ve bu esas itibariyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla paralel olarak hayata geçirilmiştir. Fakat burada başından itibaren en büyük sorun Fransa'nın özellikle başını çekmiş olduğu Hafter güçlerine destek konusu ve Türkiye'nin öbür tarafta tam Hafter, yani şöyle diyelim, Saraç hükümetinin bulunduğu bölge %6'ya kadar toplar 1 milyon 800 bin kilometrekarelik toprağın %6'sı sadece Saraç'ın elinde kalmışken Türkiye devreye girdi ve burada oyunu bozdu. İş tersine döndü ve gene yarısı aşağı yukarı Libya'nın ve en kritik bölgeler geri alınabildi. Şimdi burada aslında Libya'da büyükelçilikte yaptığım için bölgeyi gayet iyi biliyorum. Aslında sorunun temeli ne Libya'dır, ne Doğu Akdeniz'in, ne başka bir şeydir. Burada hegemon güçlerin veya emperyalist yaklaşımın geçmişten bu yana gelen, kendi istediğini kabul etmeyen veya söz dinlemeyen bir Türkiye karşısındaki tutumu olarak ben şahsen değerlendiririm. Ya bunun Yunanistan'ı, Fransa'sı yok. Bu topyekun. Bu toplu olarak. Yani bugün Almanya, yarın bir başka güç karşımıza çıkar burada. Çıkar. Yani netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri de bunun bir parçası. Hegemon gücün kendi emperyalist anlayışıyla. Türkiye burada aslında iki noktaya bakarak değerlendirilmek durumundadır bence. Birinci nokta, herhal vekarda ben onu kendi yönümden daha evvelce de kullandığım bir tabirdi. Aslanın kuyruğuna bastılar ve aslan uyandı. Yani geçmişte Türkiye daha güçsüzken, daha sıkıntılar varken, Sovyetler Birliği döneminde güven ve güvence itibariyle NATO'suyla her şeyle daha bir başka bir politika gütmesi gereken bir noktadayken işler farklıydı. Fakat 21. yüzyıl artık 20. yüzyıl değildir. Ne uluslararası planda 20. yılın kurumsal yapısı sorunları çözmeye yetiyor. Ne de herhangi bir şekilde o günün koşullarında var olan soğuk savaş dengeleri içinde, aslında soğuk savaş diyoruz ama savaş değil, soğuk savaş dönemindeki denge politikası savaşsızlığın ifadesiydi. Bunların hepsi tarihe karıştı. 21. yüzyılda yeni bir düzen ortaya çıkmaya başladı. Sovyetler çöktü, Amerika o da gerisin geriye gitmeye başladı. Trump aslında çok değişik boyutlarda Amerika'ya da büyük zarar vermiştir. Amerika ciddi şekilde sıkıntıya girmeye başladı. Şimdi bütün bu koşullar altında yeni bir dünya düzeni ve bu düzende de çok merkezli bir dünya düzeni ortaya çıkıyor.
Burada Türkiye kendi bölgesi itibariyle, hele bir de çok akıllı Putin politikalarıyla, onu da kabul etmek lazım. Çünkü unutmayın, Putin bunlar 10 gün evvel bu Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından hemen sonra bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama ve orada çok net kullandığı ifade var. Türkiye ile benim aramda aslında ciddi sorunlar var. Ama biz Türkiye ile diyalog kurabiliyoruz ve bu diyalog sonucunda da politik açıdan bir takım uzlaşılarla, barışçıl uzlaşılarla çıkabiliyoruz dedi. Yani dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın arasında da bir yandan ihtilaflar varken diğer taraftan bir yakınlaşma ve bunun getirmiş olduğu bir takım gelişmeler de var. Şimdi bir yandan Batı dünyası refahları gerilediği ölçüde rahatsızlığı artıyor. Diğer tarafta bölgede Türkiye olmadığı takdirde ne Orta Doğu'yu çözebiliyorsunuz? İşte bakın, Astana dedik, Astana çözdü. Ne Amerika'sı ne Fransa'sı hiçbiri gel. Bunlar dışarıdan gelen, yani tam eski tabirimizle gazer okuyan tayfa. Buna karşılık da Türkiye'nin burada ağırlığı var. İşte bu ağırlık aynı zamanda Türkiye yönünden bir hak ve hukuk sorunu haline dönüşmüştür. Bugün Yunanistan kesinlikle ve kesinlikle bir Akdeniz ülkesi değildir. Düşünün ki Mısır'la yapmış olduğu anlaşmada Meis'le ilgili olarak Mısır dahi rezerv koyabilmektedir. Yani başka bir deyişle Ege, Girit ve Rodos'ta biter. Onun güney sahillerinde biter. Ondan sonra Yunanistan'ın kalkıp da ben bir Akdeniz ülkesiyim diye Türkiye'yi sıkıştırabilme şans ve ihtimali olmamak gerekir. Arkasından yine ağababalarını aldı. Bugüne kadar tek taraflı hep hediyelerle bu noktaya gelmişti. Yine Kıbrıs'ı da halledemedi bu arada. Onu da hazmedemedi de aynı zamanda. Şimdi burada sorunun temeli de evvela Kıbrıs'tan başlıyor. Kıbrıs'ın etrafıyla birlikte, ama Türkiye kendi hak ve hukukunu mutlak şekilde savunmak ve bunu da hayata geçirmek mecburiyetinde. Çünkü bu zaten adı üstünde hak, hukuken de benim hakkım, ama bunun dışında mesafet kuralları kapsamında da benim hakkım. Hak böyle olunca Türkiye'yi bir şekilde yeniden acaba nasıl biat ettirebiliriz düşüncesi ön plana çıkmıştır. Yani başka bir deyişle benim sözümü dinleyen bin yaşasın politikasıdır bu. Ama Türkiye bu noktada değil. Çünkü artık ulusal, hem hatta çeşitli çevrelerde Türkiye ile ilgili beka sorunu olarak mavi vatanlar vesaire konuşulabilmektedir. Ve Türkiye size bir iş olamıyor. Şimdi dolayısıyla burada çok yönlü olarak Türkiye'yi sarmalamaya başladılar. İşte Ege, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Ermenistan, Libya, Kıbrıs. Bunların hepsi Türkiye'nin hak ve hukuk ve mesafet kuralları kapsamında kendine ait olması gerekeni savunduğu alanlar olarak yapacağım dediği şeyler. Ha, bunu dediği anda işte sorun burada başlıyor. Neden? Çünkü geçmişteki o biat veya daha doğrusu ittifak ilişkisi içinde söz dinleme veya dinletebilme durumu ters düşmeye başladı. Türkiye, çok teorik, hipotetik konuşuyorum, hipotez olarak. Türkiye diyelim ki kendisinden istendiği şekliyle söz dinledi ve gereğini yaptı. O zaman hak ve hukuk ve mesafet kuralları kapsamında kendine ait olması mukadder olan ve burada aslında mutlak şekilde olması gereken bu haklarından fedakarlık etmek mecburiyetinde. Çünkü benim karşıma Batı dünyasının koymuş olduğu alternatif, bunu vazgeçeceksin. Türkiye'nin önünde, yani bu limitin altında böyle bir santim daha boşluk yok o zaman. Yok. Yani diyor ki Yunanistan'ın arkasına geçiyor. Aslında dava Yunanistan değil. Yunanistan etine budune, yani onlar hep konuşuruz. Ama sonuç itibariyle Yunanistan, Güney Kıbrıs vesaire, bütün bunlar Türkiye'nin hizaya getirilmesi konusunda kullanılmakta olan araçlar veya ne diyelim, bahanelerdir. Şimdi burada Türkiye'nin açmazı şu: hak ve hukukundan vazgeçtiği takdirde çok şey kaybeder. Mümkün değil. Ama diğer tarafta da bir
ittifak ilişkisi içinde Batı'yla, ondan vazgeçtiği takdirde de yine çok şey kaybeder. Evet. Mesela Avrupa Birliği, bunları da gene teferruat ile konuşuruz. Şimdi ben size iki tane bilgi olarak sunayım hemen. Hangi noktaya gelmiş olduğumuzun göstergesi. Efendim Avrupa Parlamentosu, Türkiye raportörü, her yıl biliyorsunuz bizle ilgili rapor hazırlıyorlar. Bizim raportörümüz şimdi eskiden bir hanımefendiydi, o bıraktı. Onunla da hiç anlaşamadık tabii geçmişte. Şimdi bir İspanyol ve bize çok yakın olduğu düşünülen bir İspanyol. Hakikaten de Türkiye'yi seven yakındır. Şimdi rapor ne yazdı? Ve orada raporda 3 Aralık günü Dışişleri Komisyonu'na parlamentoda getiriliyor rapor. Rapor yani teferruatına girmeyeyim şey olarak. Diyor ki Türkiye Avrupa Konseyi üyesi, aynı zamanda Türkiye kurucu üye, demokrasisiyle, insan hakkıyla vesaire gözetim altında olan Türkiye, tam tabiriyle söyleyeyim, zıvanadan çıkmıştır. Bu koşullar altında artık yapılacak bir tek şey kalmıştır. Tam üyelik vazgeçilmelidir. Ve bunun oylamasını yapacağız, diyor. Yapsınlar da biz de rahat edelim. Gerçekten kurtulalım artık. Hakikaten. Yani. Hayır, ben şimdi bu tartışmayı bitirelim ya. Panoramayı ben bu şekilde, yani ekranda evet, ne var önümüzde? O zaman bu 10 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi herhalde. Ama şeyi de sorun, Büyükelçim. Yapamaz mı? Yapabilirler miyi de sorun dedim, o söyledi zaten, yapamazlar. Yapamazlar. Şimdi bakın, bir kere her şeyden evvel müzakereyi bitirmek, şimdi orada atıldınız diyelim, arkasından da yeniden girmek istediniz, bir tek üyenin vetosu yeterlidir. Evet. Giremezsiniz. Ama sizin müzakerenizi kesmek için ağırlıklı oylamada 2/3'lük bir muhalefet çıkarması lazım. Bunu çıkaramaz. 27 tane ülke var. Bunlardan 8 tanesinin kesin karşı olduğu biliniyor. İsveç falan gibi 3 tanesi de, yani olsa da olmasa da bir şeyler yapalım ama çok mu ileri gidelim bunun şeyi içinde. Yani hepsini koysanız 11 tane ülke muhalif gözüküyor, öyle diyelim. 27, İngiltere gidince tabii aleyhimiz oldu, ayrı konu. 27 ülkenin 11'ini çıkarın, 16 tane geriye ülke kalır. Şimdi bu ülkelerinde bir şekilde baskı altında Türkiye üzerinde çok ciddi bir yaptırıma 10 Aralık'ta ikna edilmelerine ihtiyaç var. Burada Avrupa Birliği'nin alacağı çok net bir karar olması gerekir. Ama bunun benzerini bu Korsika'da Macron Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkeleri topladı. Arkasından bir hafta sonraki zirvede zorladılar. Bir şey çıkmamıştı. Bu öyle değil ama artık. Çünkü Türkiye o tarihten bu yana da onların böyle böyle olsun, olmadığı takdirde diye biz yumuşaklık gösteremedik. Çünkü hak ve hukuk kavramından hareket ettiğimiz zaman bu Doğu Akdeniz, Libya vesaire bütün bunu, hatta Azerbaycan'a diyor ki sen diyor nasıl olur da Azerbaycan'ı desteklersin, evet, diyor. Ama ben Ermenistan'a topyekun silah da veririm, destek de olurum. Sen ne yapıyorsun diyor. Yani bu koşullar altında Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin bizim önümüze koyup da bunları yumuşatın vesaire dediği konuları yapabilmesi halinde bütün haklarından vazgeçmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu. Yapamaz. O zaman buraya gelince Avrupa Birliği'nde pek çok ülke bizim gibi hegemon bir gücün sözünü dinlemeyecek ve Türkiye bana isyankar olacak, öyle mi? Biz de bunun cezasını verelim havasına giriyor. Bu arada şimdi ikinci bir şey daha var, destek aldıkları, bu çok tabii. Efendim Biden, Avrupa Birliği ile işbirliğimi arttıracağım, NATO'ya da topyekun işbirliğine gireceğim ve birlikte Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışacağız dedi. Yani hiza demedi belki ama evet, ben onu meğerden... Evet. O mesaj oydu. Mesaj oydu arkasındaki. Şimdi dolayısıyla bizim karşımıza halihazırda ittifak sisteminin bir parçası olduğumuz Batı çıkmaktadır. Evet. Bundan da Putin fevkalade mutlu bir şekilde elini ovuşturarak benim yarama ne kadar daha süratle gelirse Türkiye ondan mutlu olurum diyebilmektedir. Evet. Şimdi bu noktada esas en önemli şey görebildiğim kadarıyla o. Türkiye'yi gözden çıkarmaya topyekun ne kadar hazırlar, ben onu kestiremiyorum. Bunu... Çünkü jeostratejik önemi, evet, bölgesel olarak Doğu Akdeniz'de dahil çok fazladır.
Bizatihi Sarkozy'nin bana bir ifadesini burada hatırlatmak için söylüyorum. Çok severiz kendisini. Ne için Avrupa Birliği'ne Türkiye giremez? Ne istiyorsun Türkiye'den? Ben Türkiye dostu veya düşmanı falan, ben böyle bir derdim yok dedi. Yani kamuoyu ekonomik açıdan sıkıntı falan. Ama dedi, Türkiye Akdeniz'de Fransa ile birlikte olmazsa olmaz önemde iki ülkeden biridir dedi. Doğu Akdeniz Türkiye'den sorulur ve başkası giremez kolay kolay. Sarkozy'nin sözü. Batısı da Akdeniz'in benden sorulur ve biz Türkiye ile işbirliği yapabildiğimiz ölçüde Akdeniz'de daha güçleniriz. Nitekim unutmayın, Avrupa Birliği'ne giremez ama Akdeniz Birliği'ni kurup orada Türkiye'nin de topyekün yeri vardır. Oraya girmesine imkan sağlarız diyebilmiştir. İşte bütün bunları şöyle tamamlayayım, çok özetle. Önümüzde çok kritik bir noktaya geldik. Ve bu noktada biraz hani karşımızdaki, şimdi bu söyleyeceğim çok ters olduğunu bile bile söyleyeceğim, bir Haçlı ruhu gene bizim karşımıza çıkarılmaktadır. En kötü tarafı işin bu. Yok, çok ters bir şey söylemediniz yani. Hayır, doğru yani, noktadan söylediniz. Hayır, ben dinle bu siyasetle bir arada düşünmeyi kabullenemeyen bir insanım. Yani Allah'la benim aramdaki işi oturup da böyle aptalca şeylere alet etmeye kalkmak beni aşıyor ve sinirlendiriyor. Olmaması lazım. Ama oluyor. Şimdi burada o Haçlı ruhuyla bir birleşme hareketi içine girildi. Bakın, en fazla kendini laik ilan etmiş olan ülkeler bu işin en büyük taraftarları veya Türkiye'nin aleyhinde mücadeleyi sürdüren kişiler. Şimdi Türkiye'yi feda edebilirler mi, edemezler mi, tabii o görmemiz gerekiyor. Ama Türkiye feda edildiği takdirde ben çok net olarak söylüyorum. Herhalde Türkiye değil, herhangi bir ülkenin de bu 21. yüzyıl koşullarında sokakta kalması söz konusu değildir. Evet. Ama o olduğu takdirde Batı jeostratejik bir ortağını ve onun güvenini kaybettiği andan itibaren başı inanamayacağınız kadar büyük derde girer. Şu çılgınlığı yaparlar mı? Oraya kadar da gitmezler çünkü merkantilist düşünceye çok sahiptirler. Mesela Fransa'da Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. Ne yapacaksınız dedi. Ekonomide de Türkiye, başkaları da var, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan vesaire. Almayacağız Fransız mallarını dediler. Evet, etkilendik dedi. Türkiye yaptı mı? Yani Türkiye'de istedi ama şu ana kadar bir şey yapmadı. Ama bizim derdimiz ekonomiyle değil ki dedi. Biz öbür tarafta ne yapılması gerekiyorsa onunla uğraşıp ekonomiyi bu işe bulaştırmamak taraftarıyız dedi. Dolayısıyla öyle bir şey de olabilir mi yani? Mümkün değil tabii. Ama hadisenin temeli de şuraya geliyor, oturuyor esas şey. Benim bugün dış ticaretimin %55'i ortalama Avrupa Birliği ile. İthalat ve ihracat yönüyle. Benim bir en büyük pazarlarım. Yani gene tabiri istemeden kullanayım ama kalleşliklerini o noktaya kadar taşırlarsa biz de ciddi şekilde zarar görebiliriz. Götürebilirler mi? Hiç tahmin etmiyorum. Çünkü zaten Gümrük Birliği kapsamında ama özellikle... Ama burada bir karşılıklılık var Büyükelçim. Şimdi şöyle bakın. Yani ithalat ihracat dengesine de bir karşılıklılık var. Onlar için de Türk nüfusu bir şimdi pazar. Onu başka şekilde ben söyleyeceğim ama bu başka bir nedeni var bunu söyleyeceğimin. Şimdi normal şartlarda Gümrük Birliği'ne ben karşı değilim. O altında imzası olan kişi de benim. Çünkü Türkiye'de sanayinin rekabet unsuru olarak Avrupa Birliği ile girdiği mücadeleden başarıyla çıkması, bugünlere gelişimi süren Gümrük Birliği'nin bunda etkisi var muhakkak. Ama şu anda genişletilmiş bir Gümrük Birliği olmadığı takdirde bunun benim için çok büyük bir faydası olduğunu düşünmemeye başladım. Genişletilmiş olabilmesi için de Avrupa Birliği'nden en ufak bir ses çıkmıyor. O 2015'te o dosya konuldu önlerine Brüksel'in ama hala güncellemedi. Yapmıyor. Evet, yapmıyor. Ve bunu tek taraflı olarak işte. O zaman işte işin felaketi burada başlıyor efendim. Ben Gümrük Birliği'nin karşı mıyım bu manada? Hayır, yani prensip olarak değilim ama pratikte bırak, çok ciddi itirazım var. O da şu, Avrupa Birliği kendi konseyinde bir karar alıyor. Diyelim ki iplikte, pamuk ipliğinde Türkiye
çok güzel rekabet içine girebiliyor. Avrupa Birliği diyor ki bundan böyle pamuk ipliğinde %25 vergi koydum. Siz ona uymaya mecbursunuz. Evet. Sizin bulunmadığınız bir ortamda sizinle ilgili her türlü karar alınıyor ve siz bunu sadece uygulamak mükellef. 2015 Mayıs'ında o dosya onların önüne konuldu. Bununla ilgili taahhüt verdiler ve hala yerine getirmediler. Sadece o mu? Ne göçteki geldiğini. Evet. Yani oturup bütün meseleyi Türkiye'deki insan hakları ile ilgili olarak terör kanununun boyutları içine indirgeyecek kadar geri gittiler. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ben 10 Aralık'ta ne çıkacağını merakla bekliyorum. Ama Avrupa Parlamentosu'nda bize yakın olan raportörün müzakere konusu artık bitirilmelidir burada demesine, onu da doğrusu biraz endişeyle biraz da gülerek karşılıyorum. Ve her halükarda önümüzdeki 20 gün herhalde hem Türkiye hem de Türkiye'nin dünyadaki yeri itibariyle değişik boyutlara evrilebilir mi? Gene tekraren bitireyim son cümlemi. Ben bunu yapabilecek cesareti gösterebileceklerinden emin değilim. Çünkü Türkiye'yi kaybetmek onlara da çok ağır bir bedel ödettirir. Ama bir şeyler yaparlar gene. Tıpkı Kıbrıs konusunda daha evvel işte orada geldi gemilerimiz falan diye. İşte Hasan Bey gidemez, Hüseyin Bey gelemez falan. Kimsenin umurunda bile değil, haberi yok. Gene göstermelik bir şeyler belki olabilir. Ama ileri gidebilecekler hususunda başka düşünceyiz. Sayın Karaca, aslında baktığımız zaman hani Avrupa Birliği bir şey yapmak istiyor, yapamıyor. Türkiye'de ihtiyacı var, Türkiye'yi tam olarak kaybetmek istemiyor. Sayın Özülker çok net bir şekilde bunu ortaya koydu. Türkiye'de diyor ki ben Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler istiyorum. Yani bunu Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer şekilde aynı mesajları verdi. Avrupa Birliği'ne yönelik olumlu mesajlar. Türkiye'nin bu anlamda hani ben Doğu Akdeniz'de varım, Libya'da varım ve beni yolundan döndüremezsiniz. Aynı zamanda sizinle de iyi ilişki istiyorum. Bu ikisi bir arada gidebilir diyor Türkiye. Onlar hayır olmaz, sen buralardaysan benim dediğimi yapacaksın noktasındalar. Ve girdikleri çıkmaz da Türkiye'yi üyelik müzakerelerinden atsak mı atmasak mı, atabilir miyiz atamaz mıyız, yaptırım yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Birçok kez bunları masalarına getirdiler. Daha öncesinde yapamamışlardı. Şimdi artık 10 Aralık'ta Sayın Özülker'in de söylediği gibi artık nasıl bir karar alacaklar şimdi göreceğiz. Sayın Büyükelçim de oralarda yıllarca görev yaptı. Çok tecrübeli. Avrupa'nın hangi noktasına giderseniz gidin bir Türk korkusunu zaten direkt görürsünüz. Yani Avrupa'da Müslüman demek Türk demektir. Evet. Hani kökeni Türk olmasa bile Müslümansa Türk adlederler. Şimdi böyle bir tedirginliğin içerisinde yaşayan bir kitle. Hani demin Büyükelçim dedi ya Haçlı Seferi hani bunu söylemek istemiyorum falan ama bu Haçlı Seferi zihniyeti tarihin hiçbir döneminde kafalardan silinmiş bir şey değil. Evet. Öyle bir şey ki o bazen ilaç veriyorlar küçülüyor. Sonra o ur onların kafalarında tekrar büyüyor. Bu Haçlı ruhu. Şimdi Büyükelçim dedi ki çok merkezli bir yapı var. Çok doğru. Bugün hegemonik bir yapı yok dünyada. Yani o kutupların liderleri yok. Kutup yok çünkü. Liderler olmayınca bir hegemon yok kutuplar adına. İşte söz geçireceği bölge ülkeleri yok. Böyle bir yapı içerisinde bölgeselcilik çok öne çıktı. Bölgesel güçler kendi bölgelerindeki sorunlara küresel örgütlerden ve küresel güçlerden daha etkin bir şekilde karşılık vermeye başladılar. Bütün mesele burada kopuyor. Şimdi örneğin Ermenistan, Azerbaycan konusu. Bak çok en yakın örneklerden biridir. Yıllarca şunu Türkiye'de söylendi. Ya kardeşim işte Kafkasya'ya giremeyiz. Ya Rusya müsaade etmez buna. İşte Deniz Hoca bilir biz o alanı çalıştığımız için. Evet, ödemedik mi? Tabii. Rusya müsaade etmez. İşte Türk dünyasına her istediğini yapamazsın. Niye? Orada bir Rus etkisi var. Rusya müsaade etmez. Şimdi Rusya niye müsaade ettiğinin cevabı da esasında bu bölgeselcilik ve çok merkezlikten yatıyor. Tabii ki Büyükelçimin söylediği şey de çok hani doğru nokta. Rusya Batı, yani bizim müttefik adlettiğimiz Batı bizi iteledikçe çok daha bize tutunma noktasını. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Rusya da şu anda inanılmaz yalnız kalmış bir devlet. Evet. Ve Rus ekonomisi, Hollanda hastalığı dediğimiz, o Dutch illness dediğimiz
tek bir sektöre bağımlılığı devam ettiği için enerji sektörüne, enerji fiyatlarındaki düşüş Rus ekonomisini yerle bir ediyor. Ve 2014'ten beri Batı neredeyse yaptırım diyorum ama neredeyse ambargosuna tabi olan bir Rusya Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Ve bütün bunların yanında aynı Rusya Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Baltık'ta, Kırım'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da bu kadar dağılmışlığın verdiği sıkıntı Rusya adına ikinci bir Sovyet dağılmasını mı yaşayacağız tedirginliği de yaratıyor. O yüzden bugün Kafkasya'da ne diyor Putin? Biz Türkiye ile çözeceğiz diyor. Şimdi bir de çok önemli bir cümledir Putin'in Rusya'ya yaptığı açıklama televizyonuna, Rus televizyonuna. Diyor ki Türkiye'yi her türlü şekilde yaptığı, izlediği politikalar nedeniyle eleştirebilirsiniz ama uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyleyemezsiniz. Evet. Şimdi bakın bu da çok önemli bir noktadır. Şimdi gelelim bu Avrupa Birliği... Bu arada Fransa dahi Macron açıklama yaptı. Azerbaycan, Azerbaycan'ın toprağıdır dedi. Sayın Büyükelçim, burada şöyle bir şey var. Macron'un tüm açıklamaları, ben daha sonra bunu bir kitaplaştırmayı düşündüğüm için bu, ya da en azından bir raporlaştırmayı. Macron'un tüm açıklamalarını çıkarttım. Macron'un yaptığı açıklamalar kendisinin ne kadar hukuk bilmediğini, ne kadar bu sistemden uzak olduğuna, ne kadar şov adamı olduğuna, yani inanamazsınız söylemlerini. Hani en son o davette konuşmasını bir kenara, sizin söylediğiniz konuşmayı kenara bırakarak, ya senin yeni mi aklına geldi oranın Birleşmiş Milletler kararıyla Ermenistan'ın işgalci olarak, yeni mi gördün sen bunu? Sen Minsk grubu eş başkanısın. Öyle. 95'ten beri. Evet. Sen yeni mi gördün bunu şimdi? Yok böyle bir şey. Değişen sistem içerisinde şunu belki son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim sevgili Taha. 21. yüzyıl eğer doğru kullanılabilirse bizim adımıza yeni bir Türk yüzyılı yaratılabilir. Bak son söyleyeceğimi buradan söyleyeceğim, ondan sonra devam edeceğim. Eğer doğru kullanıp, çünkü o kadar müsait ki, bir diplomasi tarihçisi olarak bunu söylüyorum. Sistem o kadar müsait ki, yeter ki o sistemin açıklarını ki hani bakarsanız bu tip bir açığı 1923-39 arası dönemde de görürsünüz. Ve burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün o açıkları Montreux'de, Hatay'da nasıl kullandığını, belki ömrü devam etseydi biz 1945'e kadar Musul, Kerkük ve Batum'u da belki o misak-ı milli sınırları içerisinde katmış olacaktık. Dolayısıyla uluslararası konjonktürün evrildiği noktayı iyi değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de ne yapacak? Ne diyecekti yani? Benim 1871 kilometre kıyım var. Ama sizin verdiğiniz bu üçte bir bile olmayan münhasır ekonomik bölgeyi kabul ediyorum mu diyecekti. Ne diyecekti Türkiye? Kıbrıs'ta, ya boş verin Kıbrıs'taki Türkleri, onlar bizden ama hani siz devlet kurun, onlar bir şekilde devam eder. Kıbrıs Yunanistan'a yarı bağımlı yaşasın. Bunu kabul ediyoruz mu diyecekti. Bununla mı Avrupa Birliği mutlu olacaktı? Ne diyecekti Türkiye? Ya bu Meis dibimde 600 metre. Ama bunun da bir münhasır ekonomik bölgesi var. Hatta bunun kıta sahanlığı falan ölçersem bizim tüm işte Antalya bölgesini, orayı da verelim bunlara, olsun bitsin yani. Orayı da bunu mu diyecekti Türkiye? Neyi bekliyoruz? Ermenistan Azerbaycan'a saldırdığı zaman ama neyi yaptı Ermenistan saldırdı mı diyecekti? Nasıl böyle bir şey yapacaktı? Hani tüm söylemlere baktığınız zaman biz Avrupa Birliği'ni o büyükelçimin çizdiği perspektiften nasıl mutlu edeceğiz? Yani ne yapacağız? Tamam, Kıbrıs'tan vazgeçtik. Münhasır ekonomik bölgeden vazgeçtik. Türkiye'nin o denizlerdeki çıkarından vazgeçtik. Azerbaycan'dan vazgeçtik, ya ne alt diyorlarsa. Nahçıvan'ı bile Ermenistan'a bağlayabilirsiniz. O önemli değil bizim. Bunu mu diyelim? Ege'de 12 mile çıkarsın. Ege'de 12 mile çıkarsın Yunanistan. Böylelikle bizim zaten kıyıdaki İç Ege'yi de içine alsın. Hani orada tarihi, bunu mu? İşte İstanbul'un ismini değiştirelim, Konstantinopol yapalım. Bunu mu? Evet. Bunu mu yapalım ya? Ne yapalım? Nasıl bir dış politika izleyelim? Şimdi Türkiye neymiş? Gönderdiği araştırma gemilerini
silahlı donanmasıyla koruyormuş. Ne yapacaktım? Hayır, ne yapacağım? Ne istiyorsun benden? Ne yapmamı bekliyorsun benden? Libya ile nasıl münasır ekonomik bölge anlaşması yaparsın? Ya sen Doğu Akdeniz ülkesi değilsin. İsrail ile anlaşma yapıyorsun. Mısır ile yapıyorsun. Sen yapıyorsun da ben niye yapmıyorum? Ne yapalım yani? Birisi bir şey söylesin. Şimdi bakın, bu iç politikaya da yansıyor. Çok ilginç olan da bu. Tamam mı? Ben hayretlerle bazen seyrediyorum bazı parti sözcülerini, parti başkanlarının, danışmanlarının söylemlerini. Türkiye saldırgan bir politika izliyor. Tamam, hadi kabul edelim sevgili Taha. Biz saldırgan bir politika izliyoruz. Peki ne yapalım kardeşim? Sen söyle, biz nasıl bir politika izleyelim? Saldırgan bir politika izliyorsun demek yetmiyor. Sen bir partinin sözcüsün, dış politika danışmanlığını yapıyorsun. Söyle o zaman, ne yapalım? Saldırgan politika izliyor Türkiye. Peki nasıl bir şey izlesin Türkiye? Örneğin Libya anlaşmasının niye hayır diyoruz? Libya'ya asker gönderirken niye hayır dediniz? Bir anlatın bize. Ne için? Ben şimdi bak merak ediyorum. Bir akademisyen olarak merak ediyorum. Libya asker göndermeseydik bugün bu meseleleri konuşmayacaktık zaten. Şimdi bak gemimiz durdurulmayacaktı. Bu dönemin yapılanması, şimdi Deniz Hoca ile biz bunları derste de anlatıyoruz yani. Bu dönemin yapılanması iki dünya savaşı arası yapılanmayla çok benzerlikler içerir. Benim tedirgin olduğum nokta bu. İki dünya savaşı yapılanmasında da dış politika analizleri sistem üzerinden değil liderler üzerinden yapılmıştır. Bugün de dış politika analizini biz liderler üzerinden yapıyoruz. O yüzden Amerika'dan daha fazla Türkiye'de Biden-Trump seçimi konuşuldu. O yüzden bunu konuştuk. Macron o yüzden sürekli olarak gündeme geliyor. Şimdi Putin'i konuşuyoruz. Neden? Çünkü liderler üzerinden dış politika endeksli bir dönemdeyiz. Bu bir. İki, zorlayıcı diplomasinin en çok kullanıldığı dönemlerden biri bu dönem. Yani siz zorlayıcı diplomasinde kasıt şu, karşınızdakini sizin istediğiniz diplomasi noktasına getirebilmek için her türlü zorlayıcı yapıyı kullanmanız gerekir. İster ekonomi anlamında bunu yapın. Ama daha fazla askeri anlamda bu yapılır. Türkiye Suriye'de bunu yaptı. Ve başardı. Üç harekatta da. Bu zorlayıcı diplomasi yaptı. En son Barış Pınarı harekatını hatırla sevgili Taha. Evet. 10 gün içerisinde Rusya'da, Amerika'da bizimle protokol imzalamak zorunda kaldı. Şimdi Libya. Libya'da o anlaşmayı yaptıktan sonra asker gönderme kararı almak da bir zorlayıcı diplomasidir. O kararı aldıktan sonra ne oldu biliyor musun? Rusya'da bir konferans toplandı. Arkasından Berlin'de toplanamayan konferans toplandı. Şimdi tamam işte geldiler, gemimizi aradılar. Neyin rahatsızlığı bu? Libya'ya silah götürüyor. Pekala, hani şimdi bunun bir şeyi var. Bir ticari gemiyi arayacaksınız. Bunun korsanlık yaptığından, köle ticareti yaptığından, denizdeki radyo frekanslarını karıştırdığına yönelik bir kanıtınız, belgeniz varsa arayabilirsiniz. Orada da bir parantez içinde radyo ile ilgili olarak ancak kendi bayrağınızı taşıyan geminiz yapabilir. Yabancı gemi yapamaz. Doğru çok doğru. Yapamaz. Şimdi bunun geriye kalıyor iki tane şartı. Biri Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 7. bölümünde mevcuttur. Bir tanesi de Güvenlik Konseyi'nin aldığı kar. Ama bunları yapmak için de çok ciddi yaptırımlar var. Yani bir, eğer siz bundan eminseniz, elinizde bu geminin silah kaçırdığından eminseniz, bunun da iznini çıkartmanız gerekiyor. Ama başta nereden? O gemide dalgalanan bayraktaki ülkeden. Şimdi siz bunu yapmıyorsunuz. Peki abi burada korsanlığı kim yapıyor? Haydutluğu kim yapıyor? Uluslararası hukuku kim hiçe sayıyor? Ya Meis Adası konusunda Allah'ını severseniz, dünyada alınmış uluslararası hukuk kararlarına bakın. Evet. Bir tane karar yok olumlu Yunanistan'ın iddia ettiği. Yunanistan iddialarıyla kendi kendini çürütüyor. Ve
Yunanistan çok güzel söyledi Büyükelçim. Bir kukladır. Yani Yunanistan'a çok dikkat almayın. Bu açıdan. Şimdi ne yapacağız? Merakla şeyi bekliyorum. Hani Türkiye'nin hataları yok mudur? Vardır. Bakın. Biz bilmem buradaki değerli uzmanlar da katılır mı ama Soğuk Savaş mantığından ancak 15 Temmuz 2016'da çıktık. Evet. 15 Temmuz 2016 her şerde bir hayır vardır. Bizim güzel bir sözdür bu. Her şerde bir hayır vardır noktasında. 15 Temmuz 2016'da aman dedik biz Soğuk Savaş'ta değiliz. Ya öyle stratejik müttefik, stratejik ortak böyle bir kavram yok. Kalmamış. O zaman kendi işimizi kendimiz yapalım. Kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdiğimiz günden beri işte demin Büyükelçimin çizdiği tüm şeyler karşımıza çıkartılıyor. Çünkü evet dış politik hatalarımız var. Özellikle 15 Temmuz 2016'ya kadar ben inanılmaz tenkitkar olurum bu konuda dış politika konusunda. 15 Temmuz 2016 sonrasında ise çok daha doğru eksende politikalar milli dış politika açısından izlendiğini de net olarak burada söyleyebilirim. Ama uluslararası ilişkiler kazan kazan prensibi içerisinde yürür. Pragmatiktir yani. Faydacıdır ama bu şey anlamı taşımaz. Hani her şeye pragmatizm noktasında yaklaşma anlamı da taşımaz. Ama öyledir. Sizin bir ülkeyi ebedi düşman, bir ülkeyi ebedi dost görmenize imkan yoktur. Böyle ülkeler yok mudur? İşte Azerbaycan vardır. Ebedidir. Yani hiç değişmez o. Çünkü halklar buna müsaade etmez. Böyle bir ortamda Azerbaycan dışında çevrede Türkiye'nin ebedi dost, ebedi düşman görecek ülke yoktur. Evet. Şimdi Mısır, İsrail konusu. Siz bir şekilde illa diplomasi cumhurbaşkanları seviyesinde, başbakan seviyesinde, hatta dışişleri bakanları seviyesinde yapılmaz. Farklı yerlerden de yaparsın bu diplomatik girişimi. Ama işte Mısır'da darbe oldu, biz bu darbecilerle beraber olmayız düşüncesi var ise o zaman Mali'deki darbecilere niye ziyarete gittiğinizi de açıklamak zorunda kalırsınız. Ama sanki Mısır'daki de yani o Sisi'nin zaten oraya getiriliş amacı, geliş amacı da yani Türkiye karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı ya ben, üzerine. Yani hani bak, şu an Sisi ile ilişkileri düzeltelim desek bile zaten bak, o adam emir almadan bunu yapamaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu Mısır'da mübarek Mursi, Sisi 3 dönemde Türkiye defalarca münasır ekonomik bölge konusunda gelin bak evet. Yanlış yapıyorsunuz. Binlerce kilometre, yanlış hatırlamıyorum evet. 11 bin kilometre kare alanı kaybediyorsunuz. Ya gelin beraber yapalım bunu. 2008'den itibaren özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yok çok ben net sana bir şey söyleyeyim. Yani ben hani bir, o dönem devlette bir kamu stratejik araştırmalar merkezindeydim. 2003'ten 4'ten itibaren bu sürekli olarak Mısır'la görüşüldü. Hatta Yunanistan'la anlaşmayı bile engelledik biz o görüşmeler içerisinde. Şimdi İsrail terör uyguluyor. Evet, Filistin konusunda. Evet, tepki veriyoruz. Filistin de bize tepki veriyor. Arap Birliği'nde. Şimdi Filistin'e tepki vermek ne kadar doğruysa o zaman Çin'de Doğu Türkistanlılara yapılan 21. yüzyılın en önemli mezalimine tepki vermemek de o kadar büyük yanlış. Bunlar da ikilem oluşturuyor. En azından benim gibi dış politika çalışan insanlar da ikilem oluşturuyor. Bu açıdan bizim Amerika ne yapacak? Almanya ne diyecek? Fransa ne diyecek? Diye bir kaygımız olmamalı. Dış politika eksenimizden şaşmamalıyız. Evet. Ama şunu da söylememe müsaade edin. Avrupa Birliği içerisinde İngiltere çıktı. Çünkü İngiltere'nin şöyle bir özelliği vardır tarih boyunca. Kıta Avrupa'sında tek bir gücün hakimiyetini hiçbir zaman istemez İngiltere. Ne zaman kıta Avrupa'sında tek bir güç hakim olmaya kalkmıştır? Savaş çıkmıştır. İngiltere de o gücün karşısında yer almıştır. Bugün Avrupa'da Almanya inanılmaz bir ekonomik fark atmıştır. En yakın rakibi Fransa'ya.
ve Avrupa Birliği'nin tüm ekonomik politikaları neredeyse Almanya üzerinden dönmektedir. Bugün Macron'un Canhiraş, Doğu Akdeniz'e, Libya'ya, Azerbaycan'a bu şekilde Türkiye karşıtlığı sergilemesinin en temel nedeni Almanya'ya olan tek üstünlüğü olan orduya sahip olmasıdır. Bunu da dış politik anlamda en azından Avrupa'da Fransa'yı öne çıkartıp Almanya'yı Avrupa Birliği içerisinde dengelemenin peşindedir. Şimdi baktığınız zaman Almanya'nın ordusu bir de ordusu olsa emin olun Avrupa Birliği bir Alman Birliği'ne doğru da evrilir. Açıkça söyleyeyim yani şu ortamda. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne girer miyiz, girmez miyiz? Zaten hani ben aklım erdiğinden beri Avrupa Birliği konusu konuşulur bu ülkede. O yüzden ben bu akademik çalışmalara başlarken hiç Avrupa Birliği, Amerika çalışmadım. Nasıl olsa onları her zaman konuşuyoruz. Asya çalıştım. Yani bugün de Asya'nın geldiği nokta bizi haklı çıkardı diyebilirim, evet. Son söz olarak. Çok doğru. Bir tek kelime söylemek isterim. Yani kendisi söyleyemez şey olarak ama Türk Silahlı Kuvvetleri bir dönem zayıfladı, bir işe yaramıyor. İşte Amerika'da bunun gereğini yaptı falan diye çok konuşuldu. Eğer bugün bu konuşmaları yapabilecek konumdaysak, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koymuş olduğu caydırıcı sonuçları bize bundan sonra da nasip etsin diye bitirmek lazım. Çok doğru söyledin. Başka bir ifadeyle bunu yaparken de tabiatıyla imkan ve kabiliyetlerinizi de daima dikkate alarak gitmek de çok önemli. Dolayısıyla buradaki önemli şey şu. Diplomaside nezaket daima ön plana çıkar. Kesinlikle. Dolayısıyla siz derdinizi anlatırken de hakaret etmeden karşılıklı, Macron'un en büyük hatası budur. Karşılıklı olarak böyle konuşup ama diğer taraftan da bildiğinizi okumak durumundasınız. Silahlı kuvvetlerin yarattığı ve şu anda içinde bulunduğumuz caydırıcılık diplomasiyle bütünleştirilebildiği ölçüde sonuç vericidir. Çok doğru. Deniz Hocam. Evet. Şimdi, pardon, affedersiniz. Estağfurullah. Biz bunları konuşurken aklıma şey geldi. Çok farklı bir konu gibi ama buna bağlantılı. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ünlü bir yaveri vardı. Mustafa Tayyar. Mustafa Tayyar'ın hatta belgeselde de ifade ettiği anılarında şunu söylerdi. Öğrenci olayları ve bu Harbiye yürüyüşü olduğu zaman diyor ki Celal Bayar'a, bizi deneniyoruz diyor. Biz deneniyoruz. Bizi sınıyorlar diyor. Ve bu anlamda bizi yokluyorlar diyor. Şimdi bu tabii bir darbe öncesi yaşanan farklı bir olay gibi geliyor ama Alman fırkateyninin yaptığı konu bence herhangi bir çerçevede değerlendirilemez. Uluslararası teamüller ayrı bir konu. Ama bir kere her şeyden önce NATO'nun yorumlanmaya gerekli olan bir çerçeve seçeceksiniz ki AB içerisi hiç önemli değil. Bir NATO üyesi, bir NATO üyesi de bunu yapıyor. O zaman bizim kartları yeniden bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Hani o yüzden soğuk savaş ezberini bozmamız lazım. Çünkü soğuk savaş ezberine göre düşündüğümüzde Türkiye'ye yönelik bir algı var. Bu 10 Aralık diyorlar ya, bu 10 Aralık çok tehlikeli bir tarih. Türkiye'de de hep böyle 10 Aralık'tan yola çıkan siyasi hareketler var ya, yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Niye? Şimdi Türkiye'yi kendi haklarını koruyan bir devleti revizyonist bir devlet olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Mavi vatan konseptimiz olsun. İşte Azerbaycan'daki politikalarımız olsun. Bunlar Türkiye'nin... Revizyonist ve yayılmacı derseniz... Evet, evet. İrredentist aynı şekilde. Evet. Şimdi neden? Buradaki haksızlığa çok dikkat etmek lazım. Maksimalist bir kendi alt gündemi olan irredentist ve revizyonist bir devlet. Şimdi bu... Paşinyan diyordu ya hani Türkleri durdurmazsanız Karabağ'da Viyana'ya kadar gelirler. Şimdi burada hani biraz önce Sayın Büyükelçi ifade etti Haçlı İttifakı diye. Aslında bu belki de onların temeli Haçlı'dan ziyade Roma İttifakı olarak da değerlendirilebilir. Roma zihniyetinin bugünkü yansıması çerçevesinde. O yüzden bakıldığında bu deniz haydutluğu konusu 10 Aralık'la bağlantılı. Diyeceksiniz ki yapısal anlamda, diplomatik anlamda bir bağlantısı yok. Asla var. Yani diyorlar ki sahada bizi sınıyorlar, bizi yokluyorlar, bizi deniyorlar. Yani diyorlar ki bakın sahada biz burada askeri olarak varız. 10 Aralık'ta size çeşitli kısıtlamalar ya da ambargolar koyabiliriz. Sizi Orta Doğu'daki
bazı rejimler gibi lanse edip hakkınızda çeşitli ekonomik kararlar alırız. Türkiye'yi bir Suriye, bir Irak gibi lanse etmeye çalışıyorlar. O yüzden ben bu meselenin bir varoluş meselesi, bir beka meselesi olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki Türkiye'ye yönelik tamamıyla müzakereleri durdurma ya da buna benzer en uç noktalara kadar götürmek gibi bir noktaya gelemeyebilirler. Çünkü bu noktaya gelindiğinde aslında temel soru şurada. Türkiye'nin konumu sorgulanıyor. Bakın Biden geldi, hem Türkiye'deki bazı siyasiler hem Avrupa Birliği bu anlamda bakıldığında bir tablo ortaya koyuyorlar. Uluslararası düzen. Gemi durdurma hadisesinden de Biden'dan herhalde bir cesaret olmuyor. Bence bir bağlantı var. Dolaylı olarak bir bağlantı var. Şöyle ki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri hani bu demokratların ünlü bir Wilson'dan biri gelen idealist liberal görüşü vardır ya sözde. Yani bir uluslararası düzen koyma, değerlerle hareket etme. Bu bağlamda Türkiye'ye yönelik bakın Cumhuriyetçiler bir ülkeyi 150 bin askerle işgal ederek uyguladığı politikayı demokratlar sivil toplumculukla yaparlar. Vakıfçılıkla yaparlar, Sorosçulukla yaparlar. Ve Biden'ı hatırlayalım. Biden ne dedi? Adayken sordular. Size göre dedi en büyük tehdit kim? Trump Çin diyordu. Biden dedi ki Rusya. E şimdi biz o zaman karşımızda bir takım vakıfçılık, Sorosçuluk bağlamında Rusya'ya yönelik yeni bir renkli devrimler kuşağının bir şekilde palazlandırıldığını ya da ısıtıldığını göreceğiz. Dolayısıyla bu Alman fırkateyninin Yunan komutan çerçevesinde yaptığı densizlik, deniz haydutluğu bir münferit olay değildir. Bu 10 Aralık'la da bağlantılıdır. 10 Aralık'ta alınacak kararlarla da bağlantılıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ne olur ne olmaz sorusu yıllardan beri bunu konuşuyor. Ben tabii bu konuda çok net konuşuyorum. Avrupa Birliği süreci sürekli eleştirel bakmış bir kişiyim. Ama bunu tabii destekleyenler de olabilir. Türkiye'nin kendi çağdaşlaşma prensipleri çerçevesinde bu bir tartışma. Peki ama konusu. Bu kurşunu niye attılar? Yani biz diyoruz ki yaptırım uygulayabilirler ama zor. Kendileri de kaybeder. Evet. Üyelikten atabilirler ama Türkiye'de kaybederler. Bu da eşlerine gelmez. Onlar da biliyorlar. O zaman bu kurşunu niye attılar? Şimdi bir kere bir kafa karışıklığı var. Pardon, sadece Almanlarla da ilgili değil bu. Tabii. Üçüncü. Tabii. Daha evvel iki defa biz engelledik. Ben şöyle görüyorum. Doğu Akdeniz'de aslında bizim sürekli kavga ettiğimiz iki ülke var. Macron bir kukla. Avrupa Birliği'nin patronu Almanya, okyanusun ötesinde Amerika. Şimdi diğer pek çok ülkede sayılabilir. Mesela diyor ki Biden, NATO'yu kullanacağım diyor. NATO'yu geliştireceğim diyor. Türkiye'de NATO üyesi. Yani üyesi olduğumuz NATO mekanizması ile ilgili bir tartışma ortamı yaratmak. Dolayısıyla bu anlamda değerlendirildiğinde bu tür hareketlerin ne Doğu Akdeniz açısından ne Orta Doğu açısından hiçbir kayda değer anlamı yoktur diye düşünüyorum. Türkiye'yi dışlamanın yok sayma. Ama mesela bugün Alman Savunma Bakanı diyor ki Türkiye bir NATO partneri, bu durum baş etmek zorunda olduğumuz bir realite. Yani Türkiye'nin NATO üyeliğiyle şimdi biz baş etmek zorundayız. Şöyle tabii Kerhen bunu söylüyor kendince. Kerhen olduğunu ifade ediyor. Tansiyon daha da yükselecek. Bir kere Biden'a bir hoş geldin hediyesi geldi. Hoş geldin hediyesi şu. Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nda Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmasında Rusya'nın gösterdiği yaklaşım, Türkiye ve Rusya arasındaki bu anlamdaki işbirliği, Biden'a dediler ki sen Güney Kafkasya'ya giremezsin. Agit Minsk grubunun herhalde şu an çok net. Fransa'ya varlığı yok. Çok Fransa net. Ile Amerika zaten şu Fransa burada bir aparat. Bakın dikkat ederseniz Fransa'yı söylemedim. Fransa bir aparat. Bu aparata giremeyeceği çok net bir şekilde ifade edildi. Burada bir virgül koyalım. Bir aramız var. Tabii. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Deniz Bey'de kalmıştık. Evet. NATO-Türkiye ilişkileri ve hani NATO konusunda da hani artık Türkiye'yi bir dışlama politikası mıdır? NATO mu çatır diyor? Şimdi şöyle, müttefik ama yani hani olmaz olsun böyle müttefiklikler gibi de bir havaları var. Şimdi aslında biraz önce Kutay Hoca söyledi bu soğuk savaş ezberi konusunu. Yani Türkiye için yani 15 Temmuz 2016 olarak ifade etti. Ama Batı'da da aslında soğuk savaşla ilgili halen bir takım problemler, zihni anlamda bir takım ezberler var. Şimdi Biden yeni politikacı değil. Biden iki dönem Amerikan Başkan Yardımcılığı yaptı. 40 yıllık bir senato geçmişi var. Şimdi bu anlamda baktığımızda Biden'ın çok ilginç bir şekilde soğuk savaştaki ezberleri tekrarladığını görüyoruz. İşte tekrardan bir Rusya'yı çevreleme politikası gibi. Ya da işte soğuk savaşın hemen ardından yaşanan renkli devrimler konusunda olduğu gibi bir önceki konuşmamda ifade etmiştim.
Ancak Türkiye ile ilgili söylediklerinde bence mevcut diplomasi ve siyasi kuralları hiçe sayan bir söylem var. 2019'un sonunda o aday iken Türkiye'de işte bir iktidar değişimini nasıl yapacağıyla ilgili bir takım sözler var. Şimdi bakın, dış politikada biz hep tamam Lord Palmerston'dan itibaren diyoruz ki çıkarlar ön plandadır. Hani işte bu anlamda ebedi dostluklar, ebedi düşmanlıklar yoktur ama şimdi bu sözler unutulmaz. Tabii. Biz bu sözleri unutarak Amerika Birleşik Devletleri ile elbette ki müttefiklik ilişkileri devam edecektir. Elbette ki NATO çerçevesindeki mekanizmalar devam edecektir ama biz bu sözleri unutamayız. O 2013 öncesine dönme ihtimali de çok zayıf, daha da zayıflıyor herhalde. Yani şöyle söylenebilir. Yani işi biraz sulandırmak için. Efendim o zaman aday adaydı. Daha henüz aday bile değildi. Şimdi bir daha bu sözleri, biz adamın zihniyetini biliyoruz. Tabii. Adam ne olduğunu da saklamadı. Bugün Suriye'deki kaosun mimarıdır bayağı. Ya bir daha PKK, PYD devletleştirme politikasının da aslında. Ama şimdi bu yani Obama zihniyeti, o Biden zihniyeti şimdi yeniden geldi de 4 yıllık arada boşluk bıraktılar. O 4 yılda mesela Türkiye Suriye'de yoktu, şimdi var. Irak'ta daha güçlendi. Evet. Libya'da yoktu, şimdi var. Doğu Akdeniz'de donanması var. Şimdi doğalgaz çıkarıyor. Savunma sistemi yoktu o zaman. Şimdi savunma sistemi bunları var. Bunları hazmetmeleri çok zor. Kafkasya'da hiç yoktu. Şu an Kafkasya'da. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. 15 Temmuz 2016'da Obama başkandı. Evet. Biden başkan yardımcısıydı. 40 gün sonra geldi Türkiye'ye. Özür diledi bir de. Yani şimdi bu noktada bir insan niye özürler? Yani de bir suçlu olan özürler. Şimdi dolayısıyla bu anlamda baktığımızda o 15 Temmuz'daki tavır, 2019'un sonunda söyledikleri ve öte yandan gerçekten de Suriye konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, Kafkasya konusunda ve diğer konularda Türkiye'nin kat ettiği mesafeler var. Ve Biden bunun karşılığında Türkiye ile bir devlet aklını kullanarak ilişkileri belli bir dengeye oturtayım demiyor. Demiyor. Diyor ki Türkiye'deki siyaseti değiştireceğim diyor. Yani kendi üstüne vazife olmayan bir işle bu noktaya yaklaşmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki bu söylemin büyüsüne kapılan, daha bir cesaretlenen bazı yaklaşımlar var ki görüyoruz zaten burada. Yansımalarında kamuoyuna yapılan çeşitli söylemler, ortaya konan sözlerle bağlantılı olarak. Bu tabii Türkiye'nin kendi içindeki ulusal birliğini, Türkiye'nin dış politikadaki kendi ağırlığını ciddi anlamda zedeleyen laubali yaklaşımlar bence. Bu laubalilik, başka bir şey değil. Çünkü Ünal Çeviköz'ü kastediyorsunuz. Aynen. Bu çünkü bir ülkenin devlet politikası vardır. Bu devlet politikası zeminine baktığında eleştirebilirsiniz. Ama söylediğiniz sözler öyle bir yere gider ki, çünkü akla hayale gelmeyecek sözler ifade edilmeye çalışılıyor. Hatırlayalım. Cihatçılar konusu. Ne dedi? Azerbaycan'ın meşru savaşına cihatçılar oraya gidiyor. Ve bu anlamda bir başka politikanın uzantısı olarak hareket ediyor diye söyledi. Şimdi bu anlamda Biden'dan bir demokrasi işte talep etme çerçevesi ya da buna benzer söylemleri değerlendirdiğimizde tabii ben kişiler üzerine bu anlamda bir yaklaşım sergilemek istemem ama bu noktada bakıldığında bir yandan bakıyorsunuz tabii Arınç'ın söylemleri vardı. Bir yandan bakıyorsunuz Çeviköz'ün söylemleri. Burada bir yanlış okuma oldu. O yanlış okuma şöyle. Biden gelince sağlı sollu olarak bazı kesimlerde dediler ki herhalde yeni bir çerçeve ortaya konacak. Türkiye yönelik işte Türkiye daha farklı bir politikanın çerçevesinde ifade edecek diye. Ve Sayın Cumhurbaşkanı sözlerini de bu anlamda farklı değerlendirdiler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da ABD ile müttefiyiz. Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri bugünkü konularda eskiden beri, yani Türkiye bir yeni yaklaşım gösterip de Avrupa Birliği ile biz yeni bir perspektif geliştiriyoruz demiyor ki. Ama Avrupa Birliği'nin bakış açısında sıkıntı var. NATO'nun ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısında bir sıkıntı var. Bakın Türkiye dış politikada çok daha pragmatik davranıyor. Ama bu ülkeler bakın çok enteresandır. Yani Çin, Rusya eleştirebiliriz ama inanın oradaki daha otoriter gözüken rejimler daha pragmatik davranıyor. Kendi daha demokratik gören rejimler bu anlamda bakın şimdi Biden'a bakın. Biden, Antifa, Black Lives Matter, Ermeni lobisi. Yani sokakta tribüne yönelik bir siyaset var. Antifa zaten yani bayağı bir yasa dışı bir örgüt. Ha bir de hani o biliyorsunuz çok ciddi bir sokaklar yağmalanıyor falan. Şimdi evet. Bu anlamda bakıldığında biz ne diyorduk Cumhuriyetçiler içerisinde? Tea Party var diyorduk. İsrail sahayla başka ortaklıkları var diyorduk. Şimdi demokratlara baktığınızda onların kendine göre bir sol liberal sentezi var ya. Bu sentezin içerisinde sokağa yansıyan,
sokağa hitap eden ve buradan da demokrasi çıkartmaya çalışanlar var. Aa bak burada sokak hareketlendi, biz burayı alalım. Bakın işte Türkiye'de de Antifa ya da işte Black Lives Matter gibi hareketlenmeler olur mu? Buna benzer bir sözde demokrasi arayışı olur mu diye. İç ve dış politika ayrımı kaldı diye soruluyor mu? Hani kaldı mı kalmadı mı diye soruyoruz. Bu anlamda bakıldığında kafa karışıklıklarının bu kadar yoğun olmasının nedeninde bu var. Yani bakın Alman fırkateynin yaptığında da bu var. Türkiye'deki bir takım zihniyetlerin cüretlenmesinde de bu var. Avrupa Birliği'nin 10 Aralık'taki yaklaşımındaki bu Alman fırkateynin işte mütecavizliğinde de rastlanan çerçeve bu. Bu anlamda baktığımızda Doğu Akdeniz'de ciddi bir enerji rekabeti var. Bu enerji rekabetinde ilk günden beri Türkiye'yi dışlamaya çalışıyorlar. 2009'daki bu One Minute krizinden sonra hatırlayalım. İsrail bir arayışa girdi. Tesadüfen de o sıra doğalgaz kaynakları keşfedildi. Ve baktılar ki önce işte sevgili Kutay Hoca daha iyi bilir bu hava eğitimlerini Konya'da mı yapıyorlardı? Yunanistan'da yapmaya başladılar. Hem askeri anlamdaki ilişkiler hem bu anlamda baktığımız zaman iktisadi ilişkiler. Ama onu tekrar söylüyorum yeri gelmişken. İsrailler bu dediğimi de çok bir takım akademisyenler, uzmanlar çok eleştiriyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. Bu anlamda 2000 kilometrelik bir boru hattını İsmet çerçevesinde yapabilecek 6 milyar dolara ben kimin vereceğini merak ediyorum. Yok öyle bir şey yok. Ölü doğmuş bir proje. Kim verecek? Yani bu. İsrail mi verecek? Yani böyle parası İsmet var. Ölü doğmuş. Yani eğer kendi doğalgazını pazarlamak için bu parayı verecekse Allah selamet versin. O zaman günün sonunda Türkiye'nin yani, kapısını mı çalmak zorunda kalacaklar? Kesinlikle. Yani yollar yine Türkiye'ye çıkıyor. Bakın ne kadar kızarlarsa kızsınlar. Mersin'e gelecekler ya da İskenderun işte nereye geleceklerse. Hatırlarsan Mersin limanıyla ilgili de hani o Beyrut kurutusundan sonra konuşmuştuk. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin bir de tabii Türkiye aynı zamanda şu anda sadece bir enerji hub'ı değil. Enerji kaynağı bir ülke haline geldi. Bütün bunlar uluslararası ilişkilerdeki stratejik orta boy devletten artık daha büyük devlete yönelen bir çerçeve ortaya konuyor. O zaman hani eskiden soğuk savaş parametreleri içerisinde biz ne yaparız? İşte yarı çevre bir ekonomi, işte çeşitli bir şekilde sanayileşmesi de gelişmiş ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapacak denilen bir ülkeden daha ileri bir aşamaya gidildiğinde o zaman bir bakıyorsunuz bir boyutu Orta Asya'da, bir boyutu Balkanlar'da, bir boyutu Orta Doğu'da. Bunu irredentist mantıkla söylemiyorum elbette. Kültürel ve ekonomik işbirliğiyle kendisi ortaya koyan bir Türkiye var. O zaman bu Türkiye rahat kontrol edilemeyen bir ülke. Kendi politikalarını ortaya koyacak ve ne kadar kızarlarsa kızsınlar bunu tekrar yinelemek istiyorum. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Böyle bir şey istemiyorlar. Dolayısıyla ya eski güzel günlere dönelim tırnak içerisinde. Soğuk savaş olsun. Biz Türkiye'ye her yerde strateji çizelim. Türkiye'de bu noktada o parametreler çerçevesinde biraz daha rahat hareket etsin. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz soğuk savaş döneminde bile Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Şimdi bir seni desteklemek için bir şey söyleyeyim. Evet. Yani şimdi kendileri bunu istediler. Yani şöyle Libya'ya harekat, Kosova'ya harekat, Bosna'da geç kalmış harekat yani bunların hepsi. Şimdi Ruslar biliyorsun Rusların bir özelliği vardır. Hani diplomasiyi düşünmez Rusya. Tarihten beri böyle. Rus şeyinin mantalitesinin o hani muhakkak askeri bir hamle yapar. Ve öyle bir hamle yapar ki yapamazsın yani. Bak 2008, 8 Ağustos 2008. Çünkü öyle bir şeydim ki tam böyle izne ayrılmışım geri çağırdılar. Gel bak Rusya Gürcistan'a girdi hadi bakalım çalışacağız falan diye. O yüzden hiç unutmam 8 Ağustos 2008. 8 Ağustos 2008'de Rusya Gürcistan'a girdiği zaman kimse ne olduğunu anlamadı. Ya niye giriyor Rusya Gürcistan'a şimdi? Türkiye'de yapılan yorumları da o zaman silahlı kuvvetler içerisinde olduğumuz için öyle televizyonlara falan çıkamıyoruz. Seyrediyoruz gülüyorum. Hani... Ya 2000'de Putin geldi. Yaptığı ilk iş askeri doktrini değiştirmek oldu. Evet. Askeri doktrini ne ekletti biliyor musun sevgili Tahir? Dedi ki Rus silahlı kuvvetlerinin bir vazifesi de Rusya dışındaki Rus vatandaşlarının hakkını korumaktır. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? 2000'den 2008'e kadar Güney Osetya yani Gürcistan'ın içerisindeki Güney Osetya ve Abazya'da ne kadar kendi vatandaşlığını isteyen adam varsa Rus vatandaşlığı verdiler. O Güney Osetya'nın neredeyse %93'ü aynı zamanda çift pasaportluydu ve Rusya vatandaşıydı. Evet. Avazya'nın %67'si çift pasaportluydu ve Rusya vatandaşıydı. 2008'de Rusya geldi. 3 gün içerisinde Tiflis'e girdi. O sağ kaşıyla vardı. 2 ağalı. Evet.
Onu da anlatayım bak. Bunlar bugüne çok ışık tutan olaylardır. 2008 Ocak ayı NATO zirvesi Bükreş. Putin'in de davet edildiği zirve. Yan yana otururken basın açıklamasında Bush'a köpek iması yaptığı zirve. Hani köpekleşiyor bunlar dediği zirve Putin'in. Orada Amerika ısrarla Gürcistan ve Ukrayna'nın şeye girmesini istedi. NATO'ya girmesini istedi. Evet. Ama Avrupa o kadar Rus gazına bağlı ki, özellikle Almanya. Almanya ve Fransa dediler ki ya bu böyle olmaz. İşte Savaş Kavili eğer 6 ay içerisinde ülkesinin demokratikleşmesini açar ve buradaki insanları kendisine çekerse o zaman alalım dedi. 6 ay süre verdiler. O Sağaşka doğru telaffuz ediyorum değil mi? Onun adamı İki ağlı. Sağaşvili. Sağaşvili. Kırım valisi falan. Sağaşvili. Evet. Bu bir türlü telaffuz edemedim. Sağaşvili öyle bir halt yedi ki zannetti ki Acaristan'da yaptığı ve bizim sesimizi çıkartmadığımız işgalin ya da baskının Abhazya ve Güney Ossetya'da kendi adına bir şekilde başarı getireceğini düşündü. Ve ordusuyla oraya girmeye kalktı. CIA'ya yanlış eğitim vermiş hocam. Tabii. Evet. Orada işte bak 2008 savaşı Türk-Rus ilişkileri içerisinde en önemli kırılmalardan biridir. Niye? O zamana kadar Montreux'a karşı olan Rusya, Türkiye'nin Montreux'u NATO üyelerine bile böyle moda mod uyguladığını görünce, dedi, bir dakika, Türkiye güvenilebilir, sistemde değişiklik var, Türkiye yavaş yavaş acaba bu sisteme uyuyor mu, dedi Rusya. Hatta Kutay Hocam parantez açayım, sen devam et. NATO'nun Active Endeavor Operation, Karadeniz uygulamaya çalıştılar, evet. Türkiye onda rezerv etti. Rezerv etti. Evet. Şimdi Türkiye asker bulundurma NATO adına vermediği için Romanya, Bulgaristan'ı hem Avrupa Birliği'ni hem NATO'yu aldılar. Amerikan evet. askerlerini de Bulgaristan'la Romanya'ya yerleştirdiler. Türkiye müsaade etmediği için. Şimdi bu süreç içerisinde bugün işte Rusya ile yaşadığımız bir de şöyle bir şey altyapısı var. Altyapısı bu şekilde. Altyapısı bu. Bir de şöyle bir şey var. 2008'de bunu yaptılar. NATO gıkını çıkartamadı. Böyle kaldı bak diye böyle. Direkt. Hiç ağızdan cümle çıkamadı. Avrupa Birliği hiçbir şey söyleyemedi. Ruslar durmadılar. Putin dedi ki Ukrayna diye bir ülke yok. Öyle bir ırk da yok. Bunlar bizim dedi ya. Rus burası dedi. 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Burada aç parantez söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte eğer Orta Doğu'da bir istikrar sağlanırsa Türkiye adına önemli bir tehdittir Kırım'ın Rus toprağı olması. Onunla da kalmadılar. Biliyorsun bir köprü inşa ettiler. O köprünün altından da nükleer silahları taşıyabilecekleri bir tren yolu da koydular. Ruslar. Şimdi Kırım ilhak oldu. Ukrayna'nın yarısı neredeyse hala işte Rus kontrolünde. Kimseden bir ses var mı? Avrupa yaptırımı uyguluyor Rusya'ya. Takıyor mu Rusya? Onu takmıyor. Şimdi öyle bir durum ki Batı'nın bu sistem adına kendi adına doğru söylemde bulunduğu yer bile yok. Hani NATO ne için kuruldu ya? Yani şimdi. Sen bunu yapmadın. Şimdi bence özellikle bu şey krizi hani Rusya'nın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında oynadığı rol inanılmaz bir boyuttur. Bakın. Ruslar artık tek başlarına Kafkasya'yı ve Türk Cumhuriyetlerini bloke edebileceklerini düşünmüyorlar. Ama bunu yaparken de Avrupalı ya da Amerika'nın da bu bölgelere girmesini istemiyorlar. Yapacaksak Türkiye ile yapalım ama hatta, Amerika'yı da devre dışı bırakalım. Hatta şunu söyleyeyim. Ruslar Çinlilerle Türkiye'yi karşılıklı denge kefesi olarak görüyorlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Putin ki ben biraz bu anlaşma 9 maddelik anlaşmada çekincelerim vardı. Hani işte uluslararası hukukta anklav ekslavlar vardır. Acaba gelecekte bir Karabağ'da bir anklav ekslav hani bu tip bir şey ortaya çıkar mı?
Ama Putin onu da iki gün önce kestirip attı. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır dedi. Aynı şeyi Macron söylemek zorunda kaldı. E ne oldu? Lavrov ne dedi? Amerikalı ve Fransız meslektaşlarımız da biraz sitemde bulundular. Hani bizim haberimiz olmadı. Ben de dedim ki barış sağlandıktan sonra sizin haberiniz olmasa da olur dedim dedi. Ama dedi onların da söylemlerini dikkate alıyoruz tabii dedi. Aslında Kutay Hoca'nın söylediği enteresan bir durum var. 2008 Ağustos o kadar enteresan bir tarih ki. Esad o zaman Moskova'ya gitti. Tamam. Tartus deniz üssü Suriye'nin yeniden ihya, bakın daha 2011 olayları olmamış. Ona karar verdiler. İki bugün bakın onu tamamlamak için birkaç cümle söyleyip bitireyim. Zaten buz kırıcılarla değil mi? Bu şeyde ciddi bir donanma gücü. İki Kaliningrad Baltık Denizi'nde. Baltık. Üç Kırım, dört Tartus ki hani Tartus o kadar abi düşüyor şöyle ama oldu. Tam arada kalıyoruz biz de yani Baltık, bu anlamda Baltık, evet. Kırım, evet. Tartus bir de Libya gelirse çünkü evet. Libya'da da istiyor. Sudan'da da şimdi böyle bir bir şey kuruyor. Tabii. Yani bir deniz kendi gücü. Kendi adına Doğu Akdeniz'le beraber tabii. Şu yayı evet. Oluşturmuş oluyor. Kızıldeniz'e kadar da gidiyor yani. Sudan'da da yaptılar bunun anlaşmasını. 300 personel, askeri personel, 4 gemi tabii. Bulundurmak üzere Sudan'da da bir Rus üssü kuruluyor. Tabii. Vallahi şimdi Biden biliyorsun hani Rum lobisinin paralarıyla senatör olmuş. Tüm sırtını Rum lobisi parasına dayanmış bir adam. Delaware miydi onu seçildi? Yani. Evet evet. Zaten evet, biliyorsun evet. Delaware hani Rum lobisinin evet. Ve Rumların tabii. Çok yoğun olduğu bir yer. Şimdi Macron'a bakıyorsun. Macron'un da hani bunu sen de yazdın galiba. Rothschild. Evet bunu ben 2017'de seçimde kazandığında hatta. O çok o önemli bir yazıydı. Ben evet. Çok dikkat etmiştim ona. Çok önemli bir yazıydı. Şu açıdan önemli bir yazıydı. Çünkü Macron partisiz bir adamdı. Evet. Yani bir anda aldılar, bezlediler, sardılar. Poland iktidarında dışarıdan ekonomi bakanı olarak gelmişti. Oluşturdular ve getirdiler. Evet. Yaptılar yani. Evet. 2000 yılından önce bunu Türkiye'de denediler. Daha da oraya girmeyelim. Bunu Türkiye'de denediler. Hani bir şekilde bir lider yaratmayı denediler. Bir bakan gelmişti. Evet. Türkiye'de de denediler bunu ama o tutmadı. Çünkü bizim o genetiğimizde böyle birilerini getirip de üste koymak gibi yok öyle bir şeydi. Sayın Özünker, şimdi Biden diyoruz. Tabii Biden'dan beklenti çok. Yani Avrupa Birliği bir şeyler bekliyor. Transatlantik'i güçlendirelim diyor. Trump çok kurcaladı, çok bozdu orayı. Ve işte Türkiye'ye yönelik de hem Avrupa Birliği'nin hem de Biden'ın agresif söylemleri. Bunlar da sürpriz değil. Zaten ilk bölümde konuştuk bunları. Ama karşı taraftan şimdi Rus tehdidi var. Rusya'nın Türkiye ile ciddi yakınlaşması var. Son 4 yıldır zaten hem Amerika hem Avrupa bunu çok tartıştı. Yani Türkiye'yi ne kadar itersek o kadar Rusya ile yakın oluyor ve bu bizim için tehdit. Bu tehdidi göre göre ve bu tehdit büyüye büyüye o zaman daha niye hala Türkiye ile anlaşma yoluna gitme ya da Türkiye'nin bu ilerleyişini ya da bu faaliyetlerini kabullenme noktasına gelmiyorlar da Türkiye'yi kaybetme kuruna hem de Rusya tehdidine rağmen Türkiye'yi kaybetme kuruna bu saldırganlığa devam ediyorlar. Yani burada bir çelişki yok mu onlar adına? Aslında çelişki sadece bunlar ibaret olsa ben çok mutlu olurdum. Yapılmakta olan işlerin pek çoğu kendi içinde çelişki doldur. Şimdi yüksek müsaadenizle bunu da çok cevaplandıracağım şey olarak ama bir iki hususu belki bir ilave olmak üzere aydınlığa kavuşturmak için dile getirmek istiyorum. Birincisi Gürcistan meselesiyle ilgili olarak hani bugünleri de çok çağrıştıran bir yönü vardı o bakımdan. Efendim çok net bir biçimde Fransa'dır suçlusu. Fransız büyükelçisi Gürcistan'da Dışişleri Bakanı yapıldı biliyorsunuz. Yani bu görülmüş bir şey değil. Fransa'ya kendini satarak ve yapıldığı zaman da Fransa'nın vermiş olduğu garanti hiç en ufak bir şekilde endişe etme. Senin üzerine Rusya'nın gelebileceğini biz de hesaplıyoruz. Seni sonuna kadar koruyacağız dedi. Ve bunun üzerine yani Saakashvili'yi ben kendi yönünden de tek başına suçlayamıyorum. O da netice itibariyle Rus boyunduruğundan bir şekilde nasıl kurtulurum arayışı içine girmiş olan bir liderdi. Ve bu koşullarda koşullar da onun lehine ve müsait olduğu cihetle
Fransa'da arkama geçtiğine göre, peki başkası Amerika'da arkamızdadır merak etme diye cevap aldı. Düşünün ki Ankara'daki mesela Fransız Büyükelçisi bir anda Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapılıyor. Yani şey. Sonra ne oldu? Rusya biraz evvel hocamın anlattığı çerçeve içinde güzel bir şekilde ona halli hamur eyleyip de gereğini yapınca bu sefer Acara'yı da biz kurtardık. Bu arada onu da bir kenara yazmak lazım. Çünkü bizde Acara'dan göç etmiş gelen Batum sorunu dolayısıyla, yani İstiklal Savaşı sonrasında Batum'u da almaya kalktık ama vermedi Rusya. Sovyetler Birliği tabii şey olarak. Orada Acara bölgesinden Türkiye'ye gelmiş çok kişi var. Mesela bizim abim Yaşar Yakış. O bölgenin adamıdır. Mükemmel Lazca'da konuşur, Acara'ca vesaire hepsini konuşur. Bu iki tane buradan ara bulucu olarak iki milletvekilini görevlendirdik. Biri odur. Ve gittiler Acara bölgesine, orada ikna ettiler. Ayaklanmayı falan bırakın bu sebepleri diye. Diğer taraftan da işte Saakaşvili'ye falan da arka çıkarak Türkiye'de burada bir şeyi daha böyle de barışçıl bir yola sokabilmeyi sağlamıştır. Ama tabiatıyla Fransa'yla Amerika ne oldular diye sorarsanız, biraz evvel Montreux dolayısıyla hocam gene bir atıfta bulundu. İki tane gemi geçebildi efendim. Bunlar iki muhriptürler. Bunlar da gidip işte Gürcistan açıklarında sağlık demirlediler. Ondan sonra bir ne derler? Çiravira mı derler onlara? Selamladılar şapka çıkarıp. Ondan sonra da bırakıp döndüler. Kalamıyorlardı çünkü Montreux kapsamında Türkiye'den almış oldukları izin, o anlaşmanın netice itibariyle hudutları içinde kalmaya mecburdu. Hiç kimse de bir şey diyemedi, yapamadı. Gürcistan küçüldüğüyle kaldı. Rusya da Suriye'ye kadar inebilmişse, hocamın gene tamamlayıcı olmak babında söylüyorum. Suriye politikası, şimdi Rusya'ya karşı başlangıçta Yeltsin tabii iş başına geldiğinde çok zayıf bir Rusya'dan bahsediyoruz. Yeltsin de öyle. Ama Putin silahlı kuvvetler güçlenmediği takdirde ben ayağa kalkamam, ekonomim çünkü tek düze enerji üzerine bina edilmiştir diye. 850 milyar dolarlık bir rezervi vardı. 120 dolara çıktığında bu varil fiyatı petrolün müthiş para kazandı. O parayı çok büyük kısmıyla özellikle donanmasının modernizasyonunda harcadı. Büyükelçim unutmayın sözünü kesme, hemen bir araya bir şey sokayım. Amerikalılar 90'dan sonra, yani 91'de Soğuk Savaş bitip Sovyetler dağıldığı zaman dediler ki artık tek kutuplu dünya var. Biz ana devletiz, konfedere bir yapı olacak dünyada. Rusya'yı dediler ilk etapta entegre etmemiz lazım. Çin zaten Deng Xiaoping'le kapitalist sisteme geçmişti, onu kolay alırız içeri dediler. Rusya'yı nasıl? O zaman Rus ekonomisini kaldırmamız gerekir. Petrol fiyatları da 171 dolarlara çıktı biliyorsunuz. Bir ara çıktı. Sonra fark ettiler ki 11 Eylül 2001'de hiç öyle görüldüğü gibi bir şey yok. Yoktur. Ve Putin burada tabii akıllı bir adam. Aynı zamanda işte şimdi bu söyleyeceğim şey biraz zülfiyare dokunan tarafı da var ama Putin'in siz bugüne kadar sesini yükseltip de gerçek anlamda kavgaya girdiğini hiç duydunuz mu? Bildiğini okuyor, istediğini yapıyor ama bunun karşılığında oturup da bir kavga yaratmıyor söylemleriyle veya... Siz hiç öyle bir Rus diplomat gördünüz mü? Büyükelçim. Efendim? Onların şeyinde... Bir kere onu oraya getiren, onu oraya getiren Yeltsin'dir biliyorsunuz. Peki benden sonra kim gelecek diye sorduğunda, bak daha evvel sana tavsiyede bulunduk oligark. Bak burada işte Putin geldi, KGB'nin başında mucize yarattı. O senden sonra gelecek adam da odur demiş. Ve bunu söyledikten sonra da bir yıl sonra kendisini o noktalara kadar taşıyan oligark canını kurtarmak için Rusya'yı terk etmek durumunda kalmıştı. Yani Putin kimdir diye sorarsanız fevkalade soğukkanlı, kavga etmeden ama ne yaptığını bilen iyi bir politikacı ve iyi bir diktatördür, hiç kuşku yok. Yani bildiği bildik, yaptığı yaptık. Ama netice itibariyle bunlar da böyle. Şimdi dolayısıyla Putin'e ne kadar güvenilir, güvenilmez bunlar da hep tabii bir sorgulanması gereken. Onun için Atatürk'ümüzün meşhur sözü var. Bağımsızlık benim karakterimdir der. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bu manada bağımsızlığı ile birlikte yaşamasının ve bütün olayları da tabiatıyla... Sizce çok Rusya'ya güvenerek mi politika uyguluyoruz, dış politikayı?
Biraz öyle oluyor. Yani bir şey değil. Mesela kendi mesela gücü... Birçok onlara karşı mesela bir işte Kırım'ın işgalini reddediyoruz. Bunu her ortamda söylüyoruz. Ve bir de Ukrayna ile çok yakın bir ilişki boyutu var. Şimdi efendim bakın. Kırım elden gitti. Bu doğrudan doğruya yine Batı'nın bir suçudur. Neden? Başlangıçta Fransa'yı anlattım Gürcistan'la ilgili olarak. Anlatılanlara ek olarak diğerlerinin de hepsini tekrar odur artı bu da vardı. Kırım'da da aynı şekilde. Efendim biz Avrupa Birliği ile Amerika birleştik. Rusya'nın canını okuyacağız, diz çöktüreceğiz. Nasıl yapacaksın? Yaptırımlarla yapacağım. Yaptırımları arttırdılar. O yaptırımların cevabı Kırım'dan geldi. O da gene çok akıllı bir politikayla seçim yaptırdı vesaire. Bütün dengeleri değiştirdi ve sonuçta orada Kırım kendisi istedi. Sözü bana. Ondan sonra Ukrayna'ya geldi. Biraz evvel hocam da işte bir söylediler. Ukrayna'ya geldiği zaman üçte birinin zaten Rus yanlısı ve Rus yakını olduğu biliniyordu oranın doğu tarafında. Bunu kontrol altında tutamayacak. Ne yaptılar? Avrupa Birliği çıktı. Seni dahil edemem. Tam üye olarak alamam ama gümrük birliği vesaire her yönüyle batıya göbeğinden bağlayacak şekilde seni koruyabilecek şekilde içime alıyorum dedi. Bunu dediği andan itibaren Rusya öyle mi dedi. Üçte biri gitti Ukrayna'nın. Ondan sonra daha da ileri götürdüler. Rusya'ya çok daha ağır bir ambargo uygulamaya başladılar. Daha doğrusu yaptırımlar. Bunu yaptığı zaman da Rusya biliyorsunuz 1973 yılında Baba Esad'la Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin bir anlaşması var. 20 yıl sürelidir. Bu iki tane Meymin ve diğer üssü 1973 anlaşmasına göre kurmuşlardı. Biri deniz, biri hava üssü olmak üzere. Bitti, oraya ebediyen yerleşti. 200 yıldır sıcak denizlere nasıl inerim diye bakan Rusya sessiz sedasız bir anda Suriye'ye girdi. Şimdi burada gene çok önemli bir şey söyleyeceğim. İsrail ile Rusya'nın arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Bakın, Rusya'nın da hiç ses sedası çıkmazdı. Bu kuartet denilen bir olay var. Evet. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bunların ikisi de mesabesi okunuyor. Amerika ve Rusya da var. Rusya'yı hiç dinlediniz, duydunuz mu kuartet içinde bir etkisini? Hayır. Ne oldu? 2018 yılında Netanyahu 7 defa Moskova'ya gitti. Evet. Yapma etme gel buraya diye. Bugün Rusya resmen ve fiilen Orta Doğu'da da vardır. Ve oradaki Sykes-Picot'un yerine Rusya ile Amerika sözümünü almıştır. Ama Fırat'ın doğusunda dahi bizim bastırmamızdan sonra Amerika Türkiye'ye devredeceğine Ruslara devretmiştir. Evet. Yani bunları da görmek lazım. Kendi içinde bugün İsrail'le dahi ilişkileri iyi ve onu çok yakından tanıyan bir ülke. Diğer bir şey mesela gene çok önemli. Bir şey olarak anekdot gibi anlatayım. İlk bağımsızlığını kazandığı zaman Türk Cumhuriyetleri, biz buradan çapulcular başta olmak üzere aklınızın alamayacağı kadar büyük bir hücumla ondan sonra atalarımızla, kardeşlerimizle buluşuyoruz diye biz buralara gittik. Ve aynı zamanda imajımızı da perişan ettik. Onu da bir kenara. Ben oraya 1993 veya 94 yılında gittim ilk. Görevlendirildim oraya gitmek hususunda. Kimle gidip konuşsam? Yapmayın Allah aşkına. Devlet olarak el koyun bu işi. Bu çapulcu şeyle gitmez bu yahu. İmajımız gidiyor. Biz Türkiye'yi kendi babamız gibi görüyoruz ama buradaki hava bu değil şeklinde bana açılımlarda bulunulduğunda çok iyi hatırlıyorum. Şimdi biz o zaman Ruslara bir teklifte bulunduk. Dedik ki bak arkadaş, Türk Cumhuriyetleri de bu şekilde ayağa kalktıktan sonra burada Kafkaslar'da falan biz de varız. Dolayısıyla burası senin eğer hinterlandındır, burada senin de etkin vardır, hiç kuşkumuz yok. Ama bizim de söz hakkımız var. O zaman Ruslar bize daha çok zayıftı tabii Yeltsin zamanı falan. Dediler ki unutmayın BDT falan hemen harekete geçmiş Rusya. Yani benim burada 100 yıllık bir geçmişim var, ben buralardan vazgeçmem dedi. Ama siz de haklısınız kendi yönünüzden. Biz ortak bir komisyon kurduk efendim. Bu komisyonda Kafkaslarla ilgili olarak atılacak her adımı Rusya ile oturup bir diyalog kapsamında tartışıyorduk. Sonradan o komisyon iyi çalıştı, kötü çalıştı ayrı ama bizim Rusya ile bu manada, bu bağlamda ilişkimiz bugünün ilişkisi değil. Başından itibaren Rusya, demin söylenen çok önemli, doğru. Rusya Türkiye'nin
artık burada da bir söz hakkına sahip olabileceğini başından kabul etmiştir. Bugünkü koşullarda birlikte hareket etmenin başarı şansını arttıracağının da bilinciyle yola çıktı. Bakın ben Paris'te büyükelçiyken Minsk grubu başkanına gittim, görüştüm. Dedim ki yani buradan bir şey çıkmaz. Ondan sonra müsteşarı göndermeye başladım. Benim görüşmemin hiçbir faydası yok. Çünkü topyekün kendini Ermenistan'a satmış olan bir zihniyetle karşı karşıyaydım. Ne konuşacağım ben seninle gelip yahu? Ama bugün bana sordukları zaman, bundan bir ay, bir buçuk ay evvel, iki ay evvel neyse, bunu hatta sizle dahi burada konuştuk. Benim bir iddiam vardı. Kafkas'taki bu sorunu Türkiye Rusya çözecektir. Bir üçüncü ülke buraya giremez diye ben inandım hep. Nitekim böyle bitti. Şimdi gelelim bir şey var. Bunlar da belki tartışmakta yarar var. Rusya meselesini de bu manada görmek lazım. Şimdi o Doğu Akdeniz'deki doğalgaz. Ben Doğu Akdeniz sorununun artık bir doğalgaz olduğunu düşünmüyorum. Siz o konuda yani geçtiğimiz yılda hani oradan çıkan doğal gaz kaynakları ne kadar verimli, ne kadar verimsiz bu konuda şüpheler olduğunu söylemiştiniz. En son İsrail'de bulunan son kuyu 39 bin metreküp. Yani 39 bin metreküp Türkiye'nin bir yıllık ihtiyacının altındadır. 40 bin metreküp kullanıyoruz o gaz. Yani şimdi burada başlangıçta Amerika 2010 yılında Enerji Dairesi marifetiyle bir rapor hazırladılar. 3,5 trilyon metreküp daha fazla olabilir dediler. Doğalgaz var. 1.7 milyar varilde petrol rezervi olduğuna dair burada bulgularımız var. Sonra bu rakamlar değişebilirdi ama dediler bizim şu ilk bulgumuz bu. Ve herkes üstüne saldırdı. Orada Leviathan bölgesi, sonra Zor bölgesi falan oralarda da bulununca biri 630 milyar, öbürü 860 milyar metreküp. O tamam Doğu Akdeniz diye üstüne gidildi. Bugün bir dünya fiyatları, iki bu bölgenin çok bölünmüş, üstelik de çok doğalgazın derinde olması dolayısıyla başlangıçta bütün ağababalarına gene Güney Kıbrıs, Yunanistan falan ihaleye çıktılar. Nobel'lar, Exxon'lar, Eni'ler, hepsi geldiler buraya, hepsi terk edip gittiler. Kuyuları kapattılar, gittiler. Çünkü en son kazıda Eni'nin indiği mesafe 5500 metreydi. Ve artı biraz evvel gene konuşulan noktaya gelelim. 2.2 kilometreyle ve Akdeniz'in en derin yerlerinden birinden de geçecek şekilde bir boru hattını İtalya'ya kadar uzatacaksınız siz. Ve ondan sonra da bugün bu fiyat düşüşüyle birlikte mütalaa ettiğinizde bundan ekonomik bir fiyat çıkacak. Siz de bunu kazanç olarak da analize yazacaksınız. Bu mümkün değil. Rasyonel değil diyorsunuz. Hiçbir rasyonelitesi yok. Dolayısıyla görünebilir mi gelecekte yenilenebilir kaynaklar ön plana çıkarıldığı cihetle giderek doğalgaza bağımlılık da azalıyor petrolde olduğu gibi. İkisinde birden. Suudi Arabistan'ın da bu manada çok ciddi sıkıntıları var bildiğiniz gibi. O kadar ki bütçesi açık vermeye başladı. Tarihinde hiç görmediği şey. Vergiler koyuyor bir sürü dünya kadar. Ulan Akdeniz'de doğalgaz noktasında bu çekinceler, bu şüpheler birçok devlet tarafından da biliniyordur ama biliyor. Herhalde oranın kıymeti sadece doğalgaz değil. Yani oradaki kavganın sebebi. Şimdi mesele orada. Başlangıçta doğalgazdı. Doğalgazı burada bir alibi olarak kullandılar. Bir ne de alibi nedir? Yani bir şey vardır burada bir dava da siz başka bir tarafla karıştırıp ona bakarak yaparsınız. Başlangıçta bu şekilde üstüne gidildi. Fakat bugün artık bu batılı diye bizim üzerimize geldiğini düşündüğümüz başat güçlerin burada ne olup ne olmadığı hakkında bir fikirleri olduğundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki artık vazgeçtikleri şu mevcut konjonktürde bir doğal gaz için bu sorunu bu kadar büyüterek eğer Türkiye'nin üzerine geliyorlarsa bu kendi içinde izah edilebilir bir mantık değildir. O zaman ne olacak? Buradaki dava Türkiye. Ama ben burada Türkiye olarak da bunu düşünmüyorum. Kendi ifadeleriyle müsaade ederseniz söyleyeceğim. Bizim davamız Tayyip Erdoğan Türkiye değildir diye resmen açıklama da yaptılar. Kimsiniz yahu? Öbür tarafta Biden geldi, Ocak ayında New York Times'a mülakat verdi. Ben muhalefeti destekleyerek sizi indireceğim iktidar olduktan sonra diye. Demedi mi? Dolayısıyla burada bütün bu bahsetmiş olduğumuz olaylara bütün halinde baktığınız zaman bunlar bahanelerdir efendim.
söz dinlemeyen ve kendi gücüyle ve burada etkinliği artarak devam eden Türkiye'nin bir Batı camiasının mensubu olarak ön planda gösterilmek suretiyle kontrol altına alınabilmesi operasyonudur bu. Şimdi tabiatıyla burada iki şey çok önem taşıyor. Birincisi sorduğunuz sualin cevabı. Türkiye'nin burada eli armut toplamıyor. Yani netice itibariyle çok merkezli bir dünyada da Türkiye'nin de gidebileceği yeni limanlar mutlaka vardır. Mesele burada yıllardan beri var olan bir politikayı bu şekilde değiştirirken o gittiğiniz yeni limanda acaba ne kadar güven duyarak bulunabilirsiniz? Bunun araştırılmasıdır. Yani kendinizi topyekun Rusya ile bir işbirliği içine ne kadar sokmanız daha doğru olur olmaz. Bunlar tartışılıyor. Türkiye'nin de halihazırdaki gücüyle tek başına her şeyin üstesinden gelebilme kabiliyeti de maalesef yoktur. En basit şekilde Cumhurbaşkanımız net bir ifade kullandı. Benim dedi yumuşak karnım ekonomi. Onun için ekonomi reform yapacağız, ayağa kalkacağız. En basit şekliyle gene Trump bir tweet attı, 7 liraya kadar iniverdik. Bir Branson için sattı Türkiye'yi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin evvela bütün bu gelişmeler ve bu durumlarla birlikte evvela bağımsızlığını ve kendi ayağının üzerinde etkilenme noktasını en üst düzeye yani en alt düzeyden en üst düzeye çıkarabilecek politikalarla evvela elini güçlendirmesi lazım. Ondan sonra Türkiye'nin daha da fazla söz hakkına sahip olarak uluslararası piyasaya daha büyük bir güçle çıkacağından eminim. Evet. Ama biraz evvel söylendiği için ben bunu tekrar olacak ama bunu yapmak için ikinci bir husus var. Çok önemsiyorum. Efendim bazı şeyler Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut içinde bulunduğu konumda iç politikayı sevmeyebilirsiniz. Büyük hatalar yapılıyor. Ünal Çeviköz'ün şeyi de, yani ben şöyle diyeyim, bir dışişleri mensubu olarak söylüyorum. Ben NATO clearance'ına sahip bir insanım. Orada benim önümden 3 ay değil, 23 ay üzerinde bulunan nice çok gizli belgeler geçti. 5 yıl benim bir kere konuşmamak yasağım vardı, devlet memuru olarak. Ama daha ötesi, eğer bu memleketi gerçekten seviyorsanız ve bu memleketin bir ayrılmaz parçasıysanız her şeyi de söyleyemezsiniz. Bakın ben arşivlerine girdim Fransızların. Geliyor Ermeni konusuyla ilgili olarak. Çok ilginç. Her şey açıkta değil. Geliyor orada 311, 313, 317, 327 girilemez. Gidip sordum. Ne var ki burada girilemez? Fransa için ebediyen gizli tutulması gereken özel politikaların yer aldığı belgeler var diye de cevap verdiler bana resmen. Evet, biz de ağlayarak kozmik kromuzu açtırdık, hainlere verdik. Nereye? Hainlere verdik tabii. Şimdi yani karşıt mesela bugün Ermeni meselesi en büyük sorun nedir biliyor musunuz? Boston, Amerika'nın en önemli yerlerinden biri. Orada bir müze vardır, bir de kilise vardır Ermenilerin. Orada bu tehcir vesaire döneminden kalma çok önemli belgeler var. Açmıyorlar. O zaman gel aç dediğiniz zaman açtırtamıyorsunuz. Biliyorsunuz 90'ların ortalarında Viyana'da buluşmak için anlaşıldı. Herkes elindeki belgeleri getirsin dediler. Ermeniler görüşmeye bir hafta kala iptal efendim, ettiler. Efendim ellerindeki belgeler kendilerini naks ediyor. Doğru. Desteklemiyor. Doğru. Ağababalarını havale ederek büyüyen ve güçlenen Türkiye üzerindeki oyunlara katılarak meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Orada Putin de çok akıllı. Aslında Stalin'den kalan bir böl yönet politikası vardı. Tam Azerbaycan toprakları, arada Ermenilerle meskun bir Karabağ. Öbür tarafta tam Nahçıvan diyorsunuz, araya bilmem Ermenistan. Stalin politikasıdır bu. Bugün Putin aynı şeyi yaptı. 15 gün daha müsaade etseydi Azerbaycan işi bitirmişti. Ne oldu? İkiye böldü şimdi Karabağ'ı. O ihtilaf orada tekrar Rusya'ya mahkum etmiştir Azerbaycan'ı. Yani itiraf olmasa bile Rusya'ya mahkum edilen bir şey olduğu konusunda hemfikirim sizde.
Yani ama işte Putin'in de gene akıllı bir politikası. Öyle bir noktada müdahale edip de durdurdu ki işi. Ama Azerbaycanlılar yani 27 Eylül'den itibaren bunun farkındaydı. Yani bir gün hani tabii. Rusya son anda müdahale eder diyorlar. Paşinyan o hatayı yapmasaydı, Putin de ondan intikam almak için buyur gidin üstüne dememiş olsaydı belki buraya kadar da gidilemezdi. Yani her halükarda Rusya hakim pozisyonda ve burada politikasıyla iyi bir oyun oynadı. Orada herhalde en önemli kazanç yani Türkiye adına Türkiye'nin Kafkasya'da asker bulunduruyor olması. Ben ve... bir şey sorayım hocaya. Yok hani ama çok net bir şey söyleyeyim. Çalmadı. Türkiye biraz evvel söylediğim kapsam içinde Türk Cumhuriyetleri itibariyle artık Türkiye vardır. Evet. Türkiye'nin gücü ve buradaki şu Azerbaycan'da göstermiş olduğu başarı bizim orada güvenilir bir müttefik olabileceğimiz imajını güçlendirmiştir. Bir de şöyle bir şey var. Hani normal zamanda Soğuk Savaş döneminde zaten bunu yapamazdın da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ben Azerbaycan'da asker bulunduracağım, Azerbaycan buna müsaade ediyor desen ortalık yıkılırdı. Evet, tabii. Yani hem Batı yıkardı ortalığı hem Rusya zaten burada Rusya'nın Türkiye'yi güvenilir görmesi. Şöyle tamamlayayım. Son bir şey söyleyeceğim. O da aslında çok önemli bu söyleyeceğim şeydi. İşte Ünal Çeviköz falan dediniz, şey yaptık. Ben de dedim ki her gizlide başka düşünebilirsiniz ama her şeyde konuşmak da doğru değil. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasında her parti itibariyle farklı görüşlere sahip olması gereken veya bunun normal karşılanması gereken birçok olay vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda bu gelişmelerin tümünün de ışığında baktığım zaman ulusal planda düşünmesi gereken çok önemli sorunlar da vardır. Mesela bugün bir Kıbrıs sorunu ulusal davadır Türkiye'de. Oturup herhangi bir parti ben bunu satarım diyemez. Çünkü bu sadece oradaki Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin değil, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin de olmazsa olmaz önemdeki bir stratejik sorunudur. Diğer tarafta bir PKK meselesine ulusal değildir diyebilir misiniz? Ulusal olmaya mecburdur. Ama şimdi bizim karşı karşıya bulunduğumuz... Niye deniliyor acaba? Ve etrafımızı altı noktada saran Ege, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Kıbrıs, Libya ve şimdi Azerbaycan kısmen bütün bu sorunların hepsinde de Türkiye'nin ulusal politikaları olmak mecburiyeti vardır efendim. Çünkü biraz evvel beyefendi beka sorunudur diye ben bu işe bakarım dedi. Aslında şu sırada Türkiye'nin elinden hak ve hukukunu almak için uğraşılmaktadır. Dolayısıyla burada da mücadelenin temeli hak ve hukuk yönünde yani bir partisi olur. Yoktur diyorsunuz. İstiklal Savaşı'na eğer Atatürk'ün şahsında birleşme olmamış olsaydı o güven duygusuyla kazanamazdınız. Sayın Karaca, şimdi hani Rusya Türkiye'ye güveniyor ve Kafkasya konusunda da Fransa, Amerika dışarıda kalsın, Türkiye ile olmak bu durumu yeğledi. Bunu bu şekilde görebiliyoruz. Ama mesela son bir haftada Rusya'da çıkan bazı gazetelere bakıyorum. Tabii ne ölçekte doğru yorumlar yapılıyorlar tam bilmiyoruz ama 5-6 ayrı yerde İngiltere'nin Türkiye ile birlikte hatta Ukrayna ile birlikte hatta Azerbaycan dörtlü olarak Kafkasya'da Rusya'ya karşı bir hamle hazırlığı olduğunda söz ediyor Rus gazeteleri ve hani bu Karabağ sürecinin Rusya'nın aslında çok da istemediği bir şekilde geliştiğini, Rusya'nın aslında orada Türkiye'yi zaten baştan beri hiç istemediği ama şu an için mecbur kaldığı ve bunun arkasında bir de İngiliz sıkıntısıyla da uğraşabileceklerine vurgu yapıyorlar. Ya şöyle söyleyeyim ya ben. Bu belki onların iddiasıdır. Belki şaşırtmaca bir durum için belki bunları yazıp çiziyorlardır. Orasını bilmiyoruz tabii. Şimdi şöyle net bir şey söyleyeyim. Bu olay patlak verdiği zaman medyada da bir kısım yorumcu Rusya'nın Paşinyan'ı cezalandırmak için sessiz kaldığını falan söyledi. Bak bunu net olarak söyleyeyim. Paşinyan kumsalda bir kum tanesi Rusya için. Evet. Rusya temel anlamda Ermenistan'ı hani Ermenistan ayrı bir devlet olması bağlamı olsa bile Ermenistan bağımsız bir devlet değil. Çünkü Rusya'ya olan borcu nedeniyle Ermenistan 2000'lerin başında
bütün sektörlerini özelleştirdi ve bunları ihale bile yapmadan Rus şirketlere teslim etti. Bugün Ermenistan elektriğin %85'ini Rus şirket dağıtıyor. Şimdi Paşinyan ister olsun ister olmasın. Ama Ruslar şunu yaptılar, bakın kazançlarını söyleyeyim, oraya da geliyorum. Paşinyan'ın gelirken biliyorsunuz gösterilerle geldi. Hapsettiler, hapisten çıkardılar. Sonrasında iktidara geldi. Rusya, Ukrayna'da, Gürcistan'da yaptığı hatayı tekrarlamadı. Orada bir baskı oluşturup da halkı sindirme hatasını tekrarlamadı. Bir nevi buna hani bugünkü gençlerin tavrıyla gaz alma diyorum. Gazı aldı Ermenistan halkının üzerinde. Belarus'ta da yaptı bunu. Aynı şeyi tam bir prova şeklinde. Çok benzerdir. Çok doğru, güzel bir örnek verdiniz. Şimdi sonraki süreçte demin ilk bölümde söylediğim, o kadar dağıldı ki Rusya. Ekonomik anlamda da çok kuvvetli değil. Dolayısıyla işletebileceği tek şey askeri boyutu. Kendi adına, uluslararası dış politikada. Bunu yaparken de çok dağılmaya başladı. Bu dağılmaya başlayınca da kendi adına ikinci bir Sovyet dağılması gibi Rus Federasyonu dağılması tedirginliği yaşıyor. Biliyorsunuz uçsuz bucaksız sağ 141 milyon nüfus, hani metrekare başına bir dolu adam düşüyor. Bir tarafta Çin tehdidi var. Şimdi herkes Çin'le Rusya'nın böyle çok kanka olduğunu falan düşünür. Evet. Öyle bir şey de yok. Onu da söyleyeyim. İkinci bir nokta da burada sizin Türk Cumhuriyetleri özelinde Türkiye ile ilişki kurmama baskınızın ne kadar geçerli olacağını düşünebilirsiniz. Rusya bunu da bence hesapladı. Kafkasya'da Türkiye ile çalışma noktası da buradan kaynaklı. Ha, biz bu açıdan ne kazandık? Rusya bu yolla hem Ermenistan içerisindeki ideolojik ya da siyasi gücünü devam ettirmiş oldu. Hem Dağlık Karabağ sorununu tek başına çözerek işin içerisine Amerika'sını, Avrupa'sını sokmamış oldu. Evet. Üç, Ermenistan'ın ikinci bir delilik yapmaması için Türkiye'yi de Azerbaycan'a konuşlandırarak Ermenistan'a da otur otur yığın yerdeyi söyledi. Dolayısıyla şimdi Dağlık Karabağ olsun ya da olmasın Ermenistan adına, işgal adına, Rusya Ermenistan'da hala hakim midir? Hakimdir. Bak çok rakam vereceğim burada. Ermenistan'ın dünyadaki diğer devletlerden bir farkı var. Her devlet kendi sınırları dışında yaşayan vatandaşların haklarını korumak için ikili angajmanlara girer devletten devlete. İşte bizim Almanya'daki Türkler, Avrupa'daki Türkler gibi. Ermenistan için tam tersine çalışıyor. Ermenistan dışındaki Ermeniler Ermenistan'ın haklarını korumak adına lobi yapıyorlar. Şimdi Minsk grubunun 3 eş başkanına bakıyorsun Sevgi Ta. Rusya'da 2 milyon 300 bin Ermeni yaşıyor. Bunun neredeyse 500 bini, 491 bin tam rakamı da vereyim, Ermenistan vatandaşı. 491 bin. Amerika'ya yakın Ermeni yaşıyor. Bunun 25 bini Ermenistan vatandaşı. Fransa'da 600 bine yakın Ermeni yaşıyor. Bunun da 22 bini Ermenistan vatandaşı. Şimdi Ermenistan'da öyle bir durum ortaya çıkmış ki Ermenistan'ın dışında yaşayan Ermenilerin gönderdiği paralar Ermenistan'daki diğer kendi aile fertlerini yaşatırken bir nevi olarak da Ermenistan'ı yaşatmaya çalışıyor. Ama nereye kadar? Şimdi Türkiye'de 100 bini geçkin Ermenistan vatandaşı var, kaçak çalışan. Bunu Cumhurbaşkanı kendi açıkladı biliyorsun. Şimdi o 100 binin Ermenistan'da 400 bine tekamül ettiğini düşünün aile başı. Ermenistan nüfusu 2 milyon 900 bin. O 400 binin ne anlama geldiğini düşünebiliyor musun? Böyle bir ülke gidebilir mi? Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu işgalden sonraki 28 yıllık süreçte en temel fark Ermenistan'ın bir türlü devletleşememesi, Azerbaycan'da tam tersi olarak çok daha
devletin devletsel kurumlara fazlasıyla sahip olması ve bunu geliştirmesidir ki başında orada, da Türk Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri. Orada gibi. Bir şey hatırlatmakta buyurun. Yarar var. İki tümen bir de ikiye çıkardılar ve bunun dışında da dünya kadar asker ve uçağı da vardır. Dolayısıyla Ermenistan başından itibaren hiçbir zaman bağımsız bir devlet olmamıştır. Olmaz, Rusya'nın olmaz. Adını koyalım sömürgesi. Tabii kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. O zaman burada bir mola verelim. Mola verelim. Yine bir aramız var. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Sayın Karaca sizde kalmıştık. Ben önce bir şey söyleyeceğim. Azerbaycan konuşuyorduk ama. Onu konuşuyoruz ama bundan daha önemli bir şey. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Hani buradan bir kere daha beyan edelim. Kadın annemiz, kardeşimiz. Yani sonuçta bir şekilde bizi her noktada buralara getiren kişi. Dolayısıyla kadına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Eğer modern toplumdan bahsedeceksek kadın erkek eşitliğiyle beraber buna yönelik şiddete de bir şekilde hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Ülkemizde son dönemde yaşanan kadına şiddet vakaları hepimizin içini burkuyor. Önce bunu söyleyeyim. Yine üzüldüğümüz bir haber bizim gençliğimizin belki de bir futbol efsanesi Maradona'yı kaybettik. Evet. Hani o 82'de babam renkli televizyonu getirdiği zaman hayalimin en önemli noktalarını Maradona'yı gerçek Arjantin formasıyla seyredeceğim. Renkli formayla seyredeceğim hikayesi var. Şimdiki gençlere bunu anlatamayız tabii. Geçen bir arkadaşım yazmış 2000 doğumlu birine faksın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum bir türlü beceremedim diye. Şu İngiltere'ye attığı gol de unutulmaz. İngiltere'ye attığı gol de biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda. Evet. Şeyi hatırlayamadım. Elinle attı. O değil bir gol daha var ya. Bir gol daha var. Slalom. Gitti slalom. Evet bu gol. Evet o slalom gol. Şimdi burada topu çıkartan Arjantin'in santaforu bak şu şeyden. Kaleden. Onun bir açıklaması vardı. Onu söyleyeyim. Diyor ki niye siz gittiniz topu çıkarttığınızda sevinmediniz? Gol o kadar sanatsaldı ki diyor. Gol o kadar sanatsaldı ki diyor. Bundan sonra bu gol verilirken ben de o ekranın içinde olmak için gittim ben o topu çıkarttım diyor. Yani bu kadar. Gerçekten Maradona inanılmaz bir futbolcu. Bence kesinlikle. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur. Ama son bir şey. Tabii bu arada Maradona demişken siyasi duruşunu da es geçmemek lazım. Yani Güney Amerika'da evet. Castro olsun, Chavez olsun. Evet. Bir de Castro'nun ölüm yıl dönümüyle aynı güne mi denk gelmiş? Öyle bir şey, öyle bir şey de vardı. Evet. Yanlış görmedim. Yani bakmadım daha doğrusu ona. Maradona ilginç bir adamdı ve bence hani bugün Messi'yi falan karşılaştırıyorlar. Messi ile Maradona'yı ben kendi jenerasyonumun sorduğum zaman hiç öyle olmadı değil mi hocam? Tabii, yani kesin, yani imkanı var mı? Bir tek zaafı var yalnız. Dünya çapında bu kadar mesela Pele o noktaya gelmedi, düşmedi o hataya. Sonra hocam, o biraz... Hocam Büyükelçim herkes o ünü kaldıramaz biliyorsunuz. Yani o şeyi sonuna kadar taşıyamadı. Tabii burada iki tane fanatik Fenerbahçeli hoca olunca... Evet. Senin de Fenerbahçeli olduğunu duyunca böyle küçük bir hediye getiriyorum. Tabii bizim aynı zamanda hani hem asker kökeniniz var hem akademisyen Fenerbahçe Kongresi'nin bir de Havacı Fenerbahçeliler Derneği Başkanıyım. İşte öyle de bir titriniz var. Gelen, biz Havacı Fenerbahçeliler yeni bir derneğiz. Şöyle sana da bunu vermek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Aynısından ben de istiyorum hocam. Aynısından söz. Çok veriyorum. Böyle gördüğün gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir. Çok güzel. Ve şöyle de söyleyeyim. Bu da çok beğenilen bir slogan oldu. Havada karada tam destek. Ben de bunu oğlum Emir'in odasına kesinlikle asması için, en güzel yerini asması için eve götüreyim bu gece. Evet. Arada hep dış hocam, politik... Hocam bana sözü unutma. Sözümü unutmadım. Ben istemiyorum. Ben Galatasaray'lıyım çünkü. Bir Galatasaray maçından sonra da Sayın Büyükelçim'e hediye ederiz. Galatasaray olmasa da biz Fenerbahçe olmayız. Tabii, ya da biz olmazsak Galatasaray olmasa bu ayrı bir şey ama. Hep böyle resmi konular konuşurken araya böyle şeyler de girince biraz doğru, çok kasvet oldu. Kasvet olmuştu biraz düzeldi. Şimdi Ermenistan, Azerbaycan konusunda bundan sonraki süreçte artık Ermenistan'ın öyle ben işgal edeceğim, bu toprakları geri alacağım gibi o taşnak kökenli yapının olmayacağını düşünenlerdenim. Çünkü
Azerbaycan'da eninde sonunda bir Türk üssü, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin üssü oluşacaktır. Bu net. Zaten Azerbaycan ordusunun tüm taktiksel ve teknik donanım hepsi Türkiye tarafından yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde tabii burada hani Macron'un temel tedirginliği şudur. Bu iş nereye gider? Bundan sonraki süreçte acaba Nahçıvan'dan açılan koridor. O koridor demek biraz yanlış olur ama ulaştırma yolu ki çok ilginçtir anlaşmanın alt maddelerinde. Rusya kontrol edecek giriş çıkışları. Bir gümrüksüz bir yapı var. Hani bilmem dünyada örneği var mı Sayın Büyükelçin bunun? Bir gümrüksüz yapı oluşacak. Kaliningrad var. Bir tek. Evet doğru. Yani çok az görünen bir şekil. Bunun işleyişinde bir sorun olmayacağı Rusya tarafından taahhüt edilmiş durumda. Şimdi burada tabii heyecanlandıran nokta ya da bu 9 maddelik anlaşmada Türkiye'de çok tartışma oldu. Nerede Türkiye yani Türkiye'de işin içindeydiniz dediler. Ben de dedim ki eğer Türkiye işin içinde olmasaydı Nahçıvan'dan oraya açılan o koridoru düşünemezdiniz dedim. Nasıl ispatlayacağız bunu? İşte Devlet Bahçeli'nin sözünü hatırlattım. Nahçıvan bağlanmalıdır Azerbaycan'a. Nahçıvan Azerbaycan'a resmi açıdan bağlı mı? Bağlı. Yalnız orada bir ufak şey var. Latin koridoruna karşılık olarak güneyden de Nahçıvan koridorunun bu şekilde 5'er kilometrelik bir saha genişlik itibariyle oraya doğru gitti şimdi. Eskiden bir yolla güneyden de bağlanmasının uygun olacağına dair bu söyleyin Madrid mutabakatı 2007 tarihli orada bu yer alır. Yani çift koridor vardır orada. Laçin Karabağ'a bağlayacak. Nahçıvan'a da güneyden şey. Şimdi oradaki en büyük sorunu Ermenistan'ın Rusya'nın da şeyi vardı ve ama esas itibariyle en büyük sorun İran'ındır. İran Azerbaycan'ı sevmez. İran topyekun Ermenistan'a arka çıkmıştır. Şimdi mecbur kaldı işler bu şekle geldikten sonra. Çünkü kendi içinde problem çıkacak. Tabii. Çünkü 25-30 milyon Azeri kökenli vatandaşı varken ciddi bir sıkıntı yaratır diye bakıyordu. Çünkü tenakuz şu manada da gelişiyor. İsrail'in de hem silah sistemi verme 5-6 milyar dolarlık bir satışı var ayrıca. Azerbaycan'ın arkasındadır. İsrail, Azerbaycan'a, İran, Ermenistan'a gider. Bu noktada çok net bir şey söyleyeceğim. Azerbaycan diplomasisi bazı noktalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasisinden çok daha iyi işliyor. Söyleyeyim. Ben bunu Macaristan'da gördüm örneğin. Baba Aliyev. Macaristan'da bunu resmi gördüm ya. Macaristan'da hatırlar mısınız? Tarihini hatırlayamadım ama bir şeyde askeri bir toplantıda bir Azerbaycan subayı Ermeni subay kendisi ve halka küfrettiği için öldürdü. Macaristan'da yargılandı ve işte ömür boyu hapse mahkum edildi ama 7 yıl sonra Azerbaycan bir şekilde Macaristan'la yürüttüğü diplomasiyle aldı ülkesine. Şimdi de kendisi yine Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri içinde kalıyor. Macaristan'da şeye gittiğimde Azerbaycan devletinin davetiyle bu Ermenilere yönelik soykırım, Ermenilerin soykırım iddialarının uluslararası yansımasını anlatmaya gittiğimde Macaristanlılara, Macarlara bir şey fark ettim ki yani bir anda 100 kişiye konuşuyoruz. Hani bu çok nadir olan şeylerdir. Yine Brüksel'de yine Azerbaycan devletinin şeyiyle davetiyle aynı konu üzerinde gittik. Bu sefer oradaki Türklere yönelik bir an orada da gördüm. Yani çok doğru bir hamlede bulunuyorlar. Amerika'da keza öyle birçok hem cumhuriyetçi hem demokrat milletvekilleriyle çok İsrail konusu Azerbaycan için çok önemli bir noktadır. Çok doğru bir yere değildi Büyükelçim sağ olsun. İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, İran ilişkisini İsrail'le dengelemeyi başarabilecek bir diplomasi de yürütüyor. Buna diplomasi kurnazlığı bile diyebilirsiniz yani.
Çok net. Ve bizden aldığı yalnızca Ermenistan'ı bizden aldığı SİHA'larla mı vurdu? Onun büyük payı vardı ama tabii İsrail'den aldığı SİHA'ları da kullandı. Kamikaze. Onları da kullandı. Kullandılar. Yani o yüzden çok önemlidir. Bir de çok önemli başka bir şey var efendim o konuyla ilgili. Dikkat buyurun. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandığında hepsinin başında KGB'den yetişmiş evet. olan ve birbirine çok iyi tanıyan liderler vardı. Yani başka bir deyişle orada ilk temelini attıkları zaman bu işin Rusya'dan tamamen kopmak veya Rusya'ya rağmen evet. bir bağımsız yaşamak gibi bir politik olamayacağının bilincindeydiler. Nitekim Aliyev'e de dikkat buyurun. En son yaptığı açıklamada hani şu bu derken elbette ki benim için de Rusya vazgeçilecek bir ülke değildir. Evet. Onun tesirini, etkisini ben de kabulleniyorum diyebilmiştir. Yani biz o sırada işte gazetelerde falan işte Türkiye gitti orada kendisi yapıyor, şu da oluyor artık bundan sonra farklı bir dünya falan diye yazarken hayır. Ben burada Rusya'yı da dikkate almaktan vazgeçebilecek konumda değilim. Büyük bir zarar görürüm ve yanlış yaparım diye de bunun da bilinciyle hareket ediyor. Dolayısıyla net olmak lazım. Kafkaslar'da Türk-Rus dengesini akılcı bir politikayla devam ettirebilmek her ikimize de yeni çok bir denge oluşuyor o zaman. Yani mutlaka ama bu kapsam içinde Rusya'nın orada yatsınamaz bir gücü olduğunu evet. herhalde söyleyebilmek de bir kere onun arka bahçesi yanlış yani. Değil. Hani o kesin. Öyle görüyorlar. Arka bahçesi olarak öyle gördükleri görüyorlar. Yerde şu an Türkiye'de var. Hani Türkiye'de var ama işte biraz var. Evvel hep tartıştığımız konu buydu. Türkiye üzerinden oradaki o dengeyi kurmak Rusya'nın da işine gelmiştir. Mesele orada. Orada önemli bir vurgu yapmıştı Sayın Karaca. Hani Çin'in hani Çin'le Rusya arasında evet. da öyle her şey güllük gülistanlık değil. Ve Çin konusunda da Türkiye ile Kafkasya'da birlikte olmak belki Çin-Rusya arasındaki... Ya, hocadan sonra ona değinin. Evet. Şimdi aslında Sayın Büyükelçin ifade ettiği bu Laçin koridoru ve Zengezur koridoru olarak bakıldığında bu Zengezur koridorunun bir boyutu da aslında burada bir demir yolu eğer inşa edilirse ulaşım açısından, lojistik açısından hani Çin'de evet rekabetleri var ama aynı zamanda işbirliği açısından da çok önemli bir yer kaplıyor. Bence altı çizilmesi gereken bir konu da Laçin koridoru. Evet. Çünkü Laçin koridoru eğer Azerbaycan topraklarını kurtarmasaydı Laçin koridoru bir PKK Asala karargahı, bir bu noktada deyim yerindeyse bir beka Kafkasya'daki beka vadisi olarak bir terör yuvası, bir eğitim terör vadisi olarak ifade ediyordu. Dolayısıyla Laçin'de 1 Aralık'ta zannediyorum Azerbaycan Laçin'e girecek yapılan mutabakat sonucunda. Bu neden önemli? Şu anlamda bakın hepsi bile bağlantılı. Mesela Zengezur koridoru diyoruz değil mi? Şimdi diyelim ki İran'dan Türkiye'ye eylem yapmak için giriyor. Oradaki PEJAK değil mi? PKK'nın PEJAK kolu. Suriye'deki PYD koluysa giriyor. Türkiye'de eylemini yapıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ermenistan'a kaçıyor. Ermenistan'dan tekrar geliyor. Zengezur koridorundan İran'a giriyor. Bunun adı terör ringi. Şimdi terör ringi bir başka boyutu da karasal bağlantı gözükmese dahi o Laçin'deki bir diğer hani o beka dediğimiz çerçeve. Dolayısıyla PKK terörünü Kafkasya'ya yönelten bir anlayış vardı. Bir çerçeve vardı. Bu çerçevenin kırılması açısından da son derece önemli. Yani hem ekonomik bağlar açısından önemli ama aynı zamanda biz terörü sadece Suriye'de, sadece Irak'ta görmüyoruz. Çünkü Ermenistan'a baktığımız zaman Ermenistan bu anlamda bir terör devleti olarak kendisini PKK ortaya koyuyor. PKK destekçileri unutmayın. Evet. İran üzerinden bu koridordan geçiyor. Evet. Tabii işte biraz önce onu söyledim. Terör ringi dediğim o. Tamam. Dolayısıyla Ermenistan bir terör devleti olarak burada tekrar altını çizmek lazım. Bu yapıyı hangi üst aklın kullandığı çerçevesine bakıldığında biz sadece Rusya ile olan müttefikliği tamam Rusya ile müttefik bu yatsınamaz bir gerçek. Ama bir başka boyutta bakıldığında Fransa'nın Ermenistan'da olan ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu anlamda bakıldığında diasporayı değerlendirdiğinizde diaspora doğru kağıt üzerinde Ermenistan'a yardımcı oluyor. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Diasporanın çıkarı Ermenistan'ın yoksul kalmasında. Çünkü gelişmiş bir Ermenistan'ı Ermeni diasporası istemez. Çünkü bu sayede milletvekili oluyorlar. Bu sayede kendi sanat eserlerini daha büyük kitlelere sunuyorlar.
gibi. Bu bir çıkar bağlantısı. Bu lobiyi çok çok iyi teşhis etmek lazım. Çünkü bunların biliyorsunuz bir ara bir projeleri vardı. Haydat projesi. Üç denize ulaşma projesi. İşte Hazar denize ulaşacak, Akdeniz'e ulaşacak ve Karadeniz'e ulaşacak. Bu bir ütopya gibi görülebilir. Ama o Haydat projesi incelendiğinde içinde öyle ilginç Rus, Amerikalı, Fransız, Amerikan, Amerikan, Fransız ve Rus destekçiler var ki bu anlamda değerlendirdiğimizde karşımıza çok farklı bir çerçeve çıkıyor. Bu çerçeveyi bence Türkiye'nin aynı zamanda, yani tabii her bir konuda olmasa da özellikle o Laçin koridorunu iş tamamlandıktan sonra tekrar teşhir etmek lazım. Neden? Çünkü Türkiye yönelik o haksız suçlama vardı ya, hani o cihatçı suçlaması. Asıl PKK, asala unsurlarının oraya nasıl gönderildiği, nasıl bir terör karaborsasının kurulduğunu, evet, Türkiye'nin çok net bir şekilde ortaya koyması gerekir diye düşünüyorum. Burada çok net bir problem var. Öte yandan İsrail konusuna gelindiğinde İsrail'in aslında 90'lardan beri Azerbaycan'la çok önemli ilişkileri var. Telekomünikasyon, evet, medikal. Öte yandan özel kuvvetlerin eğitimi ve silah satışı olarak bakıldığında, çünkü İsrail açısından öncelik İran. Yani Irak'ta bunu başka bir boyutta ifade ediyor. Barzani boyutuyla ifade ediyor. 9 milyonluk İsrail nüfusu içerisinde 250 bin civarında da bir Azerbaycan nüfusu var. Çok iyi kültürel ilişkiler de var. Ama tabii İsrail'in önceliği burada farklı olmakla beraber önemli ekonomik yatırımlarının olduğunu da bu çerçevede altını çizmek gerekiyor. Yani bu yeni gelişen bir nokta değil. Daha 90'lardan itibaren Türkiye ile İsrail beraber Stinger füzeleri gönderiyordu Azerbaycan'a. Yani doğru, bu bilinmeyen bir şey değil. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında evet, İsrail ile Türkiye'nin zaman zaman ilişkileri inişe çıkışlı bir çerçeve çizebilir ama Azerbaycan konusunda söz gelimi tabii ki burada temel olan çıkarlar elbette. Ama Türkiye açısından bir kardeşlik ilişkisi var muhakkak. Ama İsrail açısından bakıldığında Güney Kafkasya'daki çıkar denkleminde Azerbaycan'ın son derece önemli bir yeri var. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Ama tabii işin diğer boyutlarında farklı çıkar çatışmalarının olması her zaman için söz konusu. Ama ben tekrar her zaman söylüyorum, 21. yüzyılın bekası 1 Aralık'tan sonra kardeş Azerbaycan tarafından bence teşhir edilmeli. Çünkü istedikleri kadar gitsinler, bir kalıntı bırakacaklar orada. Yani bu kadar da kısa zamanda hiçbir iz bırakmama şansları yok. Bizim bunu anlatmamız lazım. Belki önce içimizdeki bazı eski devlet görevlileri ve siyasileri anlatmak lazım ama dünyayı anlatmak lazım. Dünyayı teşhir etmek lazım. Yani nasıl Lübnan'da böyle bir alan vardı, Kafkasya'da da böyle bir alan var. Ama şimdi dünya diyorsunuz hocam, yani dünya hiçbir şey işine gelmeyeni anlamıyor, istemiyor. Yani ya da batı kamuoyu diyelim biz dünya derken. Biraz konuyu bağlamından çıkaracağız belki ama Fransa'daki olaylara baktığımız zaman, yani o kadar demokrasi havarisi Fransa, şu geldiği noktada sosyal medyadan görüntü paylaşmasını, gösterilerde polislerin görüntünün, evet, paylaşmasını, hapisle cezalandırma noktasına geldi. Hı. Aşırı güvenlikçi bir yasa ve işte otoriter devlet olmakla suçlanıyor. Şimdi ve ama batıdan da bunun hiç sesi çıkmıyor yani. Hani hiç kimse de Fransa'ya ne bir şey söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Bir çifte standart var. Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi gündeme, evet, geldiğinde biliyorsun neler söylenmişti. Hatta burada da ele almıştık. Ama asıl beni dehşete düşüren, bu konu dehşete düşüren gazetecise bana, gazeteci dayak, kadına şiddetse kadına şiddet. Aralık saçından ayında tuttular geçen hafta Fransız polisi yerlerde sürükledi. Aralık ayında konuşulacak olan vatandaşlık yasası çok tehlikeli. Fransa bir şekilde öncülüğünü yaptı, Fransız devriminin bütün ilkelerini alt üst ediyor. Evet, çok Müslüman güzel vatandaşlara yönelik yaptığı yeni bir, evet, sözleşme önermek, bu yurttaşlık kategorisini, standardını ortadan kaldırmaktır. Ulus devleti ortadan kaldırmaktır. İnsan haklarına aykırı. Siyasal ulus kavramını ortadan kaldırmaktır. Yurttaş kavramını ortadan kaldırmaktır. Ve bu Huntington'ın söylediği uygarlıklar tokuşmasını, hı, deyim yerindeyse sahaya süren, bunu hem hukuki boyutuyla hem uygulama boyutuyla, yani düşünebiliyor musunuz kendi vatandaşlarınızı siz farklı kategorilerde değerlendiriyorsunuz, evet, ve diyorsunuz ki eğer İslam'ı benim anladığım çerçevede anlamazsan ben seni vatandaş olarak kabul ediyorum. Macron'u tehdit altından geçirmek. Neye göre? İmamlar namaz kılıyor. Bence buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Fransa dünyada bir ateşin, evet, bir şekilde fitilini yakmış durumda. Bu karikatür 2 Eylül'ü zannedersem karikatürlerin yeniden yayınlanması. Şimdi düşünebiliyor musunuz çocuklara, yani peygamberin karikatürünü gösteriyor. Bunu ifade, evet, özgürlüğü çerçevesinde. Bu resmen, bunun laiklikle ilgisi yok. Bu dini bir baskıdır. Fransa dini, mezhepçi baskı yapan bir ülkeye, bir yapıya dönüşmüş. Ama şimdi Fransız İçişleri Bakanı diyor ki bu karikatürlerin okullarda gösterilmesine, evet, karşı çıkan olursa sınır dışı ederiz. Ha, başka bir şey daha var. Okul kantinlerinde çocuklar helal gıda, evet, isteyemeyecekler. Marketlerde bu reyonların kaldırılmasını istiyor İçişleri Bakanı.
Ya inanılmaz yani, liberté, égalité, fraternité diyorlardı. Bunların hepsini aldılar. Hepsi kendi elleriyle şöpe attılar. Fransız kendi bayrağındaki üç renk off durumda. Evet. Sönmüş durumda. Başka bir renk koymalılar. Belki yani o yüzden dedim hani batıya bir şey anlatmak, dünyaya bir şey anlatmak öyle kolay hayır, değil. Ama hocanın mükemmel söylemlerdi. Vallahi gerçek söylüyorum ama şöyle söylediği şey şu. Azerbaycan devleti hemen tüm uluslararası basına davet göndermeli. Çünkü o kadar ilginç ki Ermeniler Kelbecer'i yakıyorlar. Evet. Bunu videoyu çekip sosyal medyada yayınlıyorlar. Yani kendi kendilerine. Şimdi bakın. Kelbecer örneğin çok önemli bir yer. Neden? Doğal zenginlikleri çok fazla. Bu 28 yılda Kelbecer'den, orada Fransız şirketi var çünkü. Kelbecer'den kim ne kazandıysa ve bu para nereye gittiyse, ki Ermenistan'a gitti. Bunların tek 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 uluslararası hukukta davası açılmalı. Tazminat konusu. Savaş. Adı savaştır ama uluslararası hukuka tabidir. Bir savaş hukuku var. Üç kere açık aleni Rusya'nın araya girmesiyle ateşkes imzalandı mı? Bunu tüm dünyaya deklare ettiler mi? Ettiler. Ateşkes imzaladıktan 15 dakika sonra Azerbaycan şehirlerine füzeler attılar ve bir dolu Azerbaycan Türk'ü kardeşimizi şehit ettiler. Sivil. Hiçbir şeyi yok. Hemen bu kişilerin akrabaları bireysel anlamda uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını kullanarak davalar açmalıdır. Bak şimdi senin söylediğine katılıyorum. Hani Batı buna bakar mı? Uluslararası hukuk hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz bu davaları açmalıyız. Anladın mı? Bu davaları açmalıyız ki Ermenistan yalnızca savaşı askeri anlamda kaybetmesin. Tabii. Siyasi ve ekonomik anlamda da kaybetsin. Bir de şöyle bir şey var. Hoca çok güzel söyledi. Şimdi Fransa'da muhteşem bir korku var. Müslüman, Fransız ırkı, kendi söylemleri bunlar. Ben onlardan gördüm. Bozuluyor diyorlar. Yok artık kalmayacak. Neredeyse 2050'ye geldiğimizde saf Fransız bulamayacağız diyorlar. Saf. İki gün sonra bir şey çıkartırlarsa şaşmayın ha. Fransız, saf Fransız, saf Fransız da evlenir. Hani Müslümanla evlenmez. İşte 30 yılların Afrika'da Almanyası gibi. Neredeyse. Evlenmez. Ha, 30'ların Almanyası gibi biliyorsun. Ha. İki. Büyükelçim demin söyledi. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyoruz. Biz Türkiye düşmanlığı yapmıyoruz. Macron bunu çok kendi... Yalnızca o değil ki. Evet. Direkt ifade etmiş. Bak şimdi Macron'un önünde bir seçim var. 2022 mi? 2022 evet. 2022'de bir seçim var. Macron nasıl getirildi? Evet. Sen bunu 2017'de yazdın dedin ya, ben oradan atıyorum. Nasıl getirildi? Ne bir partisi var. Alındı, getirdi mahallenin başına. Bir de hani kazanamayacağı bir seçimdi. Yani iki rakibi hakkında bir anda, ki kendisinden çok daha önde olan rakipleri bir anda üçüncü sıradayken düştü, evet. Başkan oldu. Şimdi bir seçim var. Biz Avrupa seçimlerinde ne gördük sevgili Tahir? Bakın Hollanda seçimi. Rutte. Avusturya seçimi. Almanya seçimi. Belçika. Bu dört tane... Avrupa'nın temel ülkesinin seçimlerinin birinci konusu Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ydı. Evet. Niye? Çünkü Deniz Hoca dedi ya 30'lu yıllar Almanya'sı gibi. Avrupa o iki savaş arasındaki faşizmi yavaş yavaş kendisi adına yaşamaya başladı. Maalesef. Irkçılık öyle bir boyuttadır ki. Şimdi biz Türkler onu algılayamayız. Gerçek söylüyorum. Belki Büyükelçim oralarda çalıştı. Net olarak anlatabilir mi? Çünkü bizde her ne kadar bizi böyle bazı noktalarda kafatasçı işte Türkler falan, bizim kendi içimizdeki kendi ırkımıza olan tutkumuz onlara faşizm gelir. Evet. Ama hiçbir zaman Türklerde Avrupalı faşizmini bulamazsınız. Şimdi o yüzden Macron şimdi nereden beslenmeye çalışıyor? Türkiye üzerinden
kendi siyasi elitini en azından kendisini desteklemeye itmeye çalışıyor. Tabii burada iki mesele var. Yani bir Macron'un siyasi geleceği, siyasi malzeme olarak bunu ön plana koyması, Türkiye ve İslam düşmanlığını. Öte taraftan bir de Sayın Karaca'nın söylediği gibi yani kendi nüfusları azalıyor ve birçok şey araştırmaya göre de 2040'lar, 2050'lerde Avrupa'da Müslüman nüfus daha da artacak. Belki de Hristiyan nüfusu geçecek. Bu endişe, bu korku. Ondan dolayı mıdır Fransa'da mesela Cumhuriyetçi İmamlar Projesi getiriliyor. Bizim dediğimiz şekilde hutbeler yazılıp okunsun ve bizim söylediğimiz imamlar cuma namazı ya da namaz kıldırsın. Onun haricine izin vermiyoruz noktasında. Fransa Müslümanlığı diye bir şey çıkarttırlarsa da şaşmıyorum. Ama şu an zaten yapılan o zaten işte. Fransız İslamı. Fransız türü bir Müslümanlık. Haklısınız tabii bütün bu tartışmalarda ama eğri oturup doğru konuşmak zamanı da gelmiştir. Şimdi iki tane şey vardı. Biri yabancılar yasası, diğeri de türban yasası. Fransa ilk defa o zaman ciddi şekilde bu konuyla karşı karşıya kaldı. Orada en büyük sorun Avrupa çapındadır. Bu Fransa'yı biz tek başına ele alıyoruz ama evet, değil. Avrupa çapındadır. Şimdi Avrupa bir yandan yaşlanıyor tabii nüfus. Diğer taraftan da yabancı iş gücüne inanamayacağınız kadar fazla ihtiyaç duyuyor. En büyük ihtiyacı da Almanya duyuyor. Örnek vereyim. Buradaki Suriyelilerin kota olaraktan Avrupa'da pay edilmesi, bu kadarını ben alırım, bu kadarını ben alırım diye bir program yaptılar. Bu program içinde Almanya ben 1 milyonunu alırım dedi. Evet. Oraya kadar gitti. Mesela bugün yazılımcı olarak baktığınız zaman Hintli doludur. Yani buradaki yabancı nüfus bu manada Amerikan sisteminde buyurur. Çünkü Amerika'nın zaten öyle bir tanımlanmış bir nüfusu yok bu manada, karmaşıktır. Ama Avrupa kendisi bugüne kadar daha da nasıl diyeyim, pür, daha saf bir nüfus olduğu iddiasındaydı. Yalnız giderek dışarıdan gelen bu iş gücüne her geçen gün biraz daha fazla muhtaç hale geldi. Şimdi hala hazırda Fransa'da 6 milyon Müslüman var. Fransa'dan bahsediyorduk. Ben örnek olay diyorum. Onu da söyleyeyim. 6 milyon Müslüman var. Bunlar esas itibariyle en büyük çoğunluğu Magreplilerdir. Tunuslular nispeten daha az ama Cezayir, Fas ve Tunus'a gider. Ondan sonra da siyahi Afrikalılar var. Bunlar da eski sömürgeler olarak gelmişlerdir. Onların da sayısı 450-500 bin civarında filandır. Ve Türkler var. Türkler de bölünmüş vaziyette. Yarısı öyle diyelim, cami toplumu olarak yarısı, diğer yarısı da. Mesela bir gün ben Sarkozy ile konuşuyorum İçişleri Bakanı olarak. Yahu dedi, sizin Türkler de biraz sokağa inseler. Çünkü biliyorsun Fransa der ki biz sokakta çözeriz dedi. Sizinkiler dedi bir türlü inmiyorlar. Magrepliler falan her gün sokakta, sizi de biraz duymak istiyor halk dedi. Yani başka türlü bize şikayet gelmesi lazım falan. Ben de dedim ki Allah'tan inmiyorlar çünkü bütün polisiniz onları ayırmaya yetmezdi. Mesela Fransa'da 17 tane değişik fraksiyon vardır efendim. Ben açık konuşuyorum. 17 tane fraksiyon ve bunların hiçbiri bir araya gelmez. Mesela bir milli görüş 29 Ekim'e gelmez. Türk bayrağını kabul etmez. Yaşadım. Aldığım talimatlar var benim orada resmen. Ben bunları da yaşadım. Kripto geldi. Davet edeceksiniz diye çağırdık adamcağızı. Bak, talimat da var, geleceksin diye. Tabii ki geleceğim dedi, gene gelmedi. Yani baktığınız zaman yurt dışında yaşayan topluma bizim yönümüzden en büyük sorunu, yani diaspora diye adlandırdığımız şey, bizim Ermeniler olsun, diğer birçok ülkenin olsun, Rumlar. Bunlar kendi aralarında bir bütünlük sağlayarak ve tek sesten konuşabiliyorlar. Kendi vatanlarını arkalarında görerek. Bizim yurt dışındaki diasporamız bu manada daha henüz o noktaya gelebilmiş değildir. Bizim Türkiye olarak geçmişteki yanlış politikalarımızın etkileri de bunda var tabii. Çünkü başından itibaren biz onları para bankası olarak değerlendirdik. Çalış, para kazan, Türkiye'ye gönder. Türk kültür ve şeyle de orada yaşa. Halbuki Fransız vatandaşı ol, Alman vatandaşı ol. Bugün Almanya'da 1 milyon 200 veya 300 bin Türk vatandaş vermediler sonra. 3,5 milyon vatandaş olmuş olsaydı bugün Alman iç politikası da nasıl bir ağırlık teşkil edeceğini düşünebiliyor musunuz? Yapamadık. Çünkü biz onları Türk olaraktan tutmayı tercih ettik. Tabii Türk kalacaklar ve iddiayla şunu söylüyorum. Fransa'da, Almanya'da ben bunu yaşadığım için biliyorum. Birinci jenerasyon kayıptır.
Onlara dişine baktı, diline baktı, işte sağlıklı mı baktı, gönderdi. 5 yıl sonra eğer 72'de petrol krizi çıkmamış olsaydı, o vatandaşlar her 5-6 yılda bir rotasyonla değiştirilmek üzere oraya götürüldüler. Kayıp oldular. İkinci jenerasyon tamamen yoktur. Neden? Çünkü Türk kültürüyle bulundukları ülke kültürü arasında sıkıştılar kaldılar. Ne onu olabildiler ne öbürünü ve dolayısıyla hiçbir etkinlikleri olmadan kayıp bir jenerasyona dönüştü. Üçüncü jenerasyonda büyük bir değişim gelmeye başlıyor. Bunlar oraya adapte olup da üniversite bitirenlerin sayısı, okuyanların orada bir intelijensiya doğmaya başladı. Bugün dördüncü jenerasyondan itibaren oradaki bizim vatandaşlarımızın, gençlerimizin çok büyük bir kısmı kendi vatanlarına inanılmaz şekilde bağlı, sadık ve onu koruyucudurlar. Yani başka bir deyişle sanki onlar zaman içinde Almanlaşacak, Fransızlaşacak ve iş bitecek diye bakılırken böyle olmadı. Türk olarak bizim milliyetçi ruhumuz çok ön planda. Ve orada da bunu fazlasıyla yaşarsınız. Şimdi böyle bunlar tehdit olarak mı algılanıyor Fransa tarafından? Hepsi, bunlar hepsi tehdit. Da. Şimdi bakın Müslüman toplum dediğiniz zaman Fransa'da Fransızlar laiktirler. Gerçekten ama laikliğin ne olduğunu da görmek lazım tabii. Daha evvelce de konuşmuştuk sizlerle ama laiklik kiliseyle devletin, cumhuriyetin uyuşmazlıkta uyuşmasıdır. Ve laiklik bir kanun konusudur. 1905 yılında çıkarılmış olan bir kanundur. Bu kanunda 3 ilke var. Devletle kilise ayrışacak. Anayasaya uygun olmak kaydıyla kilise özerktir, dilediğini yapabilir. Ama devlete de 2 görev verir o kanun. Bütün din ve mezheplere eşit mesafede duracaksın ve onları eşit biçimde koruyacaksındır. Şimdi Fransa'da bu laiklik dolayısıyla devletin din faktörünü bir kenara yazıp da müdahale edebilme ihtimal ve şansı ortadan kalkmıştır. Yoktur. Bu böyle olunca da Suudi Arabistan mesela çok basit, Orlean sokaklarında çarşaflıdan geçilmez hale geldi. Ve devlet buna müdahale edemiyor laik olduğu için. Mesela Paris Camii'nin, büyük cami var orada. Onun rektör diyorlar onlar, baş imamı Cezayirlidir. Her yıl Cezayir'den 1 milyon euro para alıyordu. Devlet hiçbir şey yapamıyordu. Sonunda bir gün beni çağırdılar büyükelçi olarak. Sarkozy çağırdı. Ya dedi, siz de laiksiniz dedi. Ve hep söylediği bir şey de var. Şırak'tan da ben bunu dinledim. Laik olmayan Türkiye Avrupa'ya giremez dedi. Yani böyle bir düşüncelerinde bir kenarda var olduğunu yazmak lazım. Şimdi bugün layık olmayan bir Avrupa ortaya çıkıyor. Demek ki biz hiç girmememiz şimdi, lazım. Şimdi net olmak lazım oralarda. Net olmak lazım. Yani biz fazla milliyetçi davranmaya başladık. Aslında daha fazla işbirlikçi ama hangi manada? İşbirliğini milliyetçiliğim ışığında götürmem lazım. Yoksa ayrıştırıcı ve kavga edici pozisyona geçtiğiniz anda kaybedersiniz. Çünkü netice itibariyle önünüzde dayanabileceğiniz, arkanıza alıp veya yanınızda tutabileceğiniz bir ikinci ittifak sisteminiz yok. Sayın Büyükelçim, 15 dakika önce bir haber düşmüş, gördünüz mü? Fransa ile ilgili. Fransa parlamentosu Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını 305 evet, 30 çekimser bir hayır oluyla hükümete teklif etmiş. Şimdi efendim şey hiç anlatmayalım. 1648 Vestfalya'yı anlatmayalım. Yok gerek yok. O bitti. Orta çağa döndü. Şimdi bakın. tabii. Çok bakın ben bunları niye anlatmaya çalışıyorum? Şimdi hani bizim milli Fransa yani. Bakın ama yani çok içinden gelerek ben böyle şeyleri bilerek anlatmaya çalışıyorum. Siz burada ne yaptınız? Orada İslam Konseyi kurdular. Çağırdılar beni. Atatürk nasıl halletti bu işi laik Türkiye ile ilgili? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu vesaire. Oturdular bize örnek alarak İslam Konseyi kurup laikliği bypass ettiler. Bugün artık o İslam Konseyi'nin içinde devlet vardır. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın temsilcisi var bu heyetin içinde. Şimdi ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bunlar bilinen konular değil tabii. Laik Fransa diyoruz değil mi? Peki soracaksınız İslam Konseyi'ni nasıl kurdun laik sen?
kanuna aykırıdır. 2005 yılında ve Müslüman simgeler dese zaten orada Hristiyan ve şeyler Yahudiler var, bitecek. Açamadılar kanunu, 1905 kanunu. Çünkü açısı altında kalacak. Pandora'nın kutusu. Ödü patlıyor. 100 sene sonra bir kanuna bir kelime ilave etmekten ödü patlıyor. Şimdi bunun ötesinde çok daha önemli bir şey var. Fransa 1905 kanununu kabul ettiğinde Alsace-Lorraine Almandır. Ve bu kanunun altında halihazırdaki yani mevcut Fransız topraklarında geçerlidir yazıyor. Dolayısıyla laiklik Alsace-Lorraine için geçerli değildir efendim. Alsace-Lorraine'de Concordat sistemi vardır. Napolyon'un kurmuş olduğu bir sistemdir. Kilise çok güçlüdür. Orada 3 tane aday gösterir psikopat olarak, devlet seçer. Peki bunun önemi nedir biliyor musunuz? Strasbourg Üniversitesi'ne laiklikte olmadığına göre kendi imamlarını yetiştirmek için bir müessese olarak kabul etmiş ve onunla anlaşma yapmışlardır. Ve bu aşağı yukarı 15 yıldır zaten orada cereyan etmekte, devam etmekte olan sistemin adıdır. Bugün ilk defa konuşmaya başlıyoruz bunu. 15 yıldır da var bu. Yaparsa yapsın, önemli değil. Netice itibariyle çünkü benim Türkler de kendi içinden oradan imam çıkarmaya başladılar. Yani her elvekarda siz de orada mahallen organize olacaksınız. Devlet olarak da Diyanet İşleri Başkanlığı tabii kontrol edecek ama oraya Diyaneti değil, orayı iyi bilen ve oraya entegre olmuş toplumunuzdan çıkacak adamları kullanacaksınız. Aynı şey Almanya'da da var. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Avrupa Birliği'ne bir karar tasarısı sunuldu. Fransız sistemi başarılı olmuştur, Avrupa çapında uygulanması gereklidir diye. Şu sırada o İslam Konseyi modelini Avrupa'ya yayılıyor. Ve sadece Fransa'dan ibaret değil, bu imam yetiştirme vesaire Avrupa Birliği hudutları içindeki bütün ülkeler için geçerlidir. Biri hariç. Kim olabilir? Ortodoks Yunanistan. Çünkü onların hepsi Katoliktir ve zaten unutmayın Papa bu anayasa reddedilen Fransa'da falan yapıldığı zaman mektup yazdı Papa. Ve burada çok nettir orada. Hristiyandır Avrupa'nın kökü diye oraya bir madde koyun dedi anayasaya. Buraya kadar gitmiştir iş. Ama o tarihte daha fazla laikçiler bunlar konuşulmuyordu, reddolundu. Şimdi bütün bunlarla birlikte nereye gidiyor iş? Ben size onu da hemen iki kelimeyle söyleyeyim. İçinde yaşadım. Hala da bu arkadaşlar falan şikayetçiler. Le Pen iki defa Fransa'da iktidar olmanın eşine gelmişti. Eşiğinden döndü. İki defa geldi. Doğru. Biri sosyalisti karşısındaki, onun üzerine Chirac %82 oyla seçildi. Neden? Çünkü Fransızlar kabul edemeyiz biz bunu dediler ve sağ sol birbirinden nefret etmesine rağmen %82, tarihinde %82 oy alan Cumhurbaşkanı yok. Oldu. İki, yine aynı şekilde Macron. Şimdi burada çıkan bir tanesi Madame Le Pen, kızı. Hanımefendi kızı ve çok ırkçı, ciddi şekilde ırkçı ve bunun oyları %25'lere doğru yürümeye başladı. Bunun karşısına çıkaracakları aday, aday olmaktan başka her şeydi. Onun üzerine kendinden menkul Macron'u getirdiler. Macron'un geçmişine bakarsanız çok güçlü bir CV'si var. Yani kimlik olaraktan çok güçlü. Ama parti yok, destek yok. Ne yaptığı belli değil. Devletin bu manada bir tecrübesini edinmiş değil. Oraya geldiği zaman evvela liberal kapitalizm, ben Amerika gibi olacağım dedi. Şimdi Xi Jinping'den esinlenerek liberal sosyalizm demeye başladı. Solcu musun, sağcı mısın, öncü müsün, arkacı mısın? Bakın Avusturya böyle, yani Avrupa'yı bir bütün haline baktığınız zaman inanılmaz şekilde ırkçılığın ön plana geçen bir kıta halinde olduğunu görüyorsunuz. Sebebi nedir bilir misiniz? Bu Amerika'da da var şimdi. Amerika'da çöküyor. Hiç endişe etmeyin. Trump bunun canını okudu. Neden? Çünkü bu toplumlar kendi zenginliklerini, refahlarını sömürge üzerinden yaratmış olan toplumlardır. Bugün 21. yüzyıldaki çok merkezli düzen ve bu dünyanın ekonomik açıdan da sair yönlerden de gidişatı bu refah toplumlarının gerilemesinin önüne geçilemeyecek bir olgu haline gelmesini
sağlamıştır. Artık sömüremeyecekler ve zenginlikleri elden gidecek. O yüzden böyle saldırganlaşıyorlar. Bir de bir şey daha var. Göç meselesi diyorsunuz mesela. Göç doğrudan doğruya. Ben şurada kim bilir kimler seyrediyor bizi şu sırada. Oradaki Afrika'daki adam da çok basit şekilde önüne oturuyor televizyonun. Bakıyor. Yahu diyor bütün Kongo'yu diyor sömürüp gitti. Belçika oldu diyor. Şimdi bana bakmaya mecburdur diyor. Ve canı pahasına o Akdeniz'i geçerek ulaşabilmek için falan. Evet. Türkiye'de durmuyor bu adam. Evet. Geliyor Türkiye'den de batıya geçmek için çalışıyor. Ha, bütün bunları alt alta yazdığınız zaman bu doğrudan doğruya batı toplumlarının kendi bekaları için girmek mecburiyetinde olduklarını düşündükleri kavganın veya mücadelenin adıdır. Mecburlar başka olur. Mecburlar. Çünkü aksi takdirde Türkiye'de bu. Yani Türkiye gibi bir ülkeye sömürge diye bakabilir misiniz? Ama ekonomik açıdan baktığı zaman onu kendine bağlı ve bağımlı halde tutacak bir piyasa olarak değerlendirmeye çalışıyor. Bağımsızlık ve çok merkezilik arttığı ölçüde Batı'nın işi zorlaşmıştır. Onun için dikkat buyurun, deminden beri konuştuğumuz hep Asya'yı daha bir kere şurada ağzımıza evet. alıp da bu budur demedik. Evet. Demedik. Amerika'da mesela Latin Amerika'dan hiç konuşmadık. Kimden konuşuyoruz? Batı'nın sömürge yönetimiyle 19. yüzyıldan itibaren bugünlere gelmiş olan refah toplumlarından bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de bu bağlamda baktığınız zaman 4 tane büyük sorunu vardır Avrupa'da. 1. Müslümanlığı. Aksini iddia etmek mümkün değil. Yaşadım, gözümle gördüm. Mesela hiçbir zaman orada bir Cezayirli birinci sınıf vatandaş değildir. Olmamıştır. Ermeni biliyor musunuz? Yani bir tamamen bilgi olarak sunayım. Fransızlar bu kadar Ermenilerle uğraştılar. İşte İstiklal Savaşımız sırasında falan bilin hep beraber. Bütün oradalar. Bunlar netice itibariyle tehcir sonrasında Beyrut limanından ayrılmışlardır. 127 bin Ermeninin gemilerle giderken ismi var o defterlerde. Fransa bunların hepsini reddediyor. Nereye gönderiyor? Madagaskar'a. Yani sen Ermeni yalnızı ve arkasındaydın. Onun üzerine müdahale ediliyor ve Marsilya'yı 60 bin tanesini alıyorlar. Aldıktan sonra bir kere bile Ermenilere birinci sınıf vatandaş gözüyle bakmamışlardır. Tıpkı ne Magreplilere ne başkasına bakmadıkları gibi. Bunu kabul etmez ama. Ben insan hakları der çıkar ama yaşadığınız zaman görürsünüz. O zaman ne oluyor? 1952 yılında Ermeniler, biz artık bitirildik burada, olmuyor. Dolayısıyla artık dünya çapında birleşmek noktasındayız deyip yola çıkıyorlar. İçinde yaşayıp arşivlerden çıkardığım bilgilerdir. Ve ilk defa Fransa'da mektuplar yazılıyor Amerika'ya. Hocam verdi bütün rakamlarıyla birlikte. Amerika'ya, Latin Amerika'ya, Latin Amerika'yı vermedi gerçi ama orada da çok ciddi bir Ermeni nüfusu var. Uruguay, Arjantin özellikle falan. Evet. Mesela bunlara da Türk oluyorlar, El Turco. Neden? Çünkü Osmanlı pasaportuyla gidince onlar Türk varzet değil. Şimdi bu konumda yazışıyorlar ve şu görülüyor. Ermeniler nereye gittilerse oranın dilini öğrenmişler. Dolayısıyla İspanyolca, İngilizce, Fransızca anlaşamıyorlar kendi aralarında. Ve diyorlar ki bu şu andan itibaren ulusal bir dava olarak kendi dilimizi konuşacağız. 1952 başlangıcı. Ve bu kararla birlikte yola çıkıyorlar. Yalnız birleştirici bir unsur bulmak lazım bu kapsamda. Soykırım, sözde soykırım. 1952 yılında bu nirengi noktası birleştiricilik olarak ortaya atılmış olan tezdir. Yoksa Ermeni de orada çok net bir biçimde bunun böyle olmadığını yaşlılar biliyorlar. Gençler de tamamen bu doktrinle yetiştirildiği için bugün dünyada Türkiye aleyhtarı diye konuştuklarımızın hepsi buradan galat bu konuyu üzerine gitmiş kişilerdir. Şimdi bunlar birinci sınıf vatandaş olabildi mi? Aşağı yukarı 450 bin civarında bir Ermeni var orada. 600 bin değildir. Bunlar iş hayatına girmemişlerdir. Yahudiler iş hayatında güçlüdür. Ermeniler bürokrattır daha çok. Yani bürokrat derken illa devlete çalışmak değil. Özel sektörde de vesaire ön plana çıkarak
o para imparatoru olamamışlar. Yahudinin en büyük farkı orada. Ama siyasetten Yahudilerden daha etkinler Fransa'da. Şimdi oraya geleceğim. Hal böyle olmakla birlikte yaşadığım olayı anlatacağım size çok kısaca. Efendim her yıl oradaki Ermeniler, Yahudiler vesaire cemaat toplantıları yaparlar. Mesela onların bakanları bile vardı. Sarkozy'nin bir bakanı ve sağ kolu Ermeniydi. Yaparlar. Ben mesela bir Yahudi toplantısına çağrıldım. Her yılki oraya aramız çok iyiydi o zaman. Oraya gidiyordum. Ermenilerde de aynı şey var. Başbakan dahil 7 tane bakan gelmişti Yahudilerin toplantısına. Benim orada 500 bin Türk'üm var. Sarkozy'yi getireceğiz diye göbeğimiz çatladı. Geldi. Ya konuşun arkadaşlar, siz de birazcık yani müdahale edin, bir şey sıkıştırın şu adamı diye yalvarıyoruz. Ağzını açıp da konuşan 3-4 tane lideri var. Gerisi hepsi sustu. Şimdi etkinlik dediğiniz zaman bu aynı zamanda karşı tarafa verdiğiniz bir çıkar var ise siyasetçi olarak. Lobi diyoruz işte. Lobi. O olamadı. Evet. Türk'ün karakterinde bir türlü oluşamadı. Yok. Şimdi oturup biz burada kendimizi. Devlet olarak biz de ön ayak olamadık. Kesin yanlış politikalarla. Türk tutmaya kalktık onları. Şimdi bu koşullar altında burayı nereye varmak istiyorum onu da söyleyeyim. Irkçılık çok tehlikeli biçimde büyüyor bu toplumlarda. Ve bunun önünü kesmeleri de mümkün değildir. Almanya'da bunlar içinde önde gelenlerden. Ama lütfen net olalım. Biz de burada kendi yönümüzden evet ciddi şekilde güçlenmeye başladık. Evet milliyetçiliğimiz fevkalade önem taşıyor. Hiçbir kuşkum yok. Ve bunun daha da ileri götürülmesi olmazsa olmaz önemlidir. Ama bir noktada meseleyi sadece karşı tarafı suçlayarak bir yere götüremeyeceğimizi de idrak etmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim de kendimize göre politikalarımızı üretmek, oturtmak ve bu kapsam içinde ulusal politika haline gelmiş bu politikaları yurt dışına da taşıyıp orada da uygulayabilmemiz lazım. Biz bunu da yapamıyoruz. Bizim oralarda bir ağırlığımız yok. Ama daha da ötesi neden bu olamıyor? Çünkü biz hep suçlu arıyoruz karşımızda. Tıpkı onların karşılarında hep bir öteki aradıkları gibi. Amerikan başkanı kalkıyor genel kurulu açarken Birleşmiş Milletler'de Amerika ve ötekiler diye söze başlıyor. Kafa hep bu. Ben ve sonra diğerleri. Biz de baktığımız zaman biz çok güçlüyüz. Biz işte Müslümanlığımızla övünüyoruz. Her şey filan. Ama oturup biraz da karşı tarafta yaşayanın da niçinini araştırmamız lazım. Ermeni meselesini biraz da bunun için anlattım. 1952'de oturup bu birleşmeyi sağladığı gün bugün Ermeni diye hak sahibi olmak için mücadele eden ve işte şu Azerbaycan-Ermenistan kavgasında dahi, kavga diyorum ben ona çünkü savaşta ezdi geçti çok şükür. O da ayrı bir konu. Ama yani bu konuda dahi hala karşımızda Fransa'dan, Rusya'dan işte hocamın verdiği rakamlarla Ermeni cemaatinin çokluğundan vesaire bunlardan bahsediyoruz. Bizim de o noktalara gelebilmek ve ama bu geniş kapsam içinde değerlendirir. Biz çünkü artık bir bölgesel güç olmaya başladık. Ama aynı zamanda bunun arkasından da herhalde uluslararası planda da ağırlığı olan bir ülke konumuna geçmek için plan ve programlarımızı o boyutta düşünmeye başlamak zamanı da gelmiştir. Tabii yine başa dönüyoruz ama programın içerisinde sıkça konuştuk. Herhalde bu tür ulusal meselelerde kendi sınırlarımız içerisinde aynı söylemde buluşmalıyız ki bizim Fransa'daki vatandaşlarımız, Avrupa'daki vatandaşlarımız da... Bir de artık model alınacak bir batı da yok. Yok. Yani böyle ırkçı değerleriyle, çünkü eskiden demokrasi, uygarlık ya da buna benzer çok farklı çerçevelerde bir batı tasarımı ortaya konuluyordu. Hocamın işaret ettiği bu en son kararla beraber taş devrine döndük. Hayırlı olsun. Ya taş devri olmadı ama yavaş yavaş alışıyorlar. Hani ilk bölümde son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim dediğim nokta bu. Yani eğer bu yüzyıl iyi değerlendirilirse gerçekten bir Türk yüzyılı haline gelebilir. Doğru. Hani bunu bizler yaş itibariyle göremeyiz ama en azından bizim çocuklarımız, torunlarımız hani bunu görebilir diye hani böyle köşe başları derler ya, şimdi baktığımız zaman haritaya, Kafkasya,
Doğu Akdeniz, Libya, Sevita, Suriye, bir de herhalde Avrupa, Balkanlar ayağı var Avrupa bunun. Avrupa hem dış politika üretemiyor, hem iç politika üretemiyor. Evet. Çünkü ikisini de üretemiyor. Evet. Tıkandı. Amerika patinaj halinde geldi. Bak, Obama gitti. Cumhuriyet, demokratlar genç, dinamik bir kişi çıkartamadılar. Eğer bu salgın olmasaydı Amerika'da, Trump zaten güle oynaya çok büyük farklarla tekrar iktidardaydı. Evet, evet. Orada ulusalcılarla uluslararasıcılar bir çatışma içindeydi. Mesela bugün ve Berlin'de Merkel'in başbakanlık ofisine bir araba daldı ve üzerinde de küreselci politikaları durdurun, lanet olasıca çocuk katilleri şimdi, yazılı bir mesaj vardı. Büyükelçim merkantilizmden bahsetti. Bugün hem Doğu tarzı bir merkantilizmi Çin'le görüyoruz. Buna karşılık veremeyen ve politika üretemeyen Avrupa politikalarını da burada görüyoruz. Nereye yabanacaklarını ya da nereyle beraber yürüyeceklerini de bilmiyorlar. Yani Biden seçildi diye sevinirken Avrupa Birliği geçen hafta Asya Pasifik'te 15 ülkenin yaptığı serbest ticaret anlaşması, ki bugüne kadar imzalanan en geniş hacimli anlaşmaydı. Bak, bir şey. Onun da ciddi Sayın bir sıkıntıya girdiler. Paris'te büyükelçiken yaşadığım, yani çıldırdığım olaydır. Benim konsolosluğum vatandaşa da hitap ettiği için Ermeni konusundaki Türk hükümetinin, devletinin daha doğrusu hükümet değil, bu ulusal bir davadır o da, Türk devletinin görüşlerini kendi portalında yayınladı. 2,5 yıl mahkemelerde süründük. Siz nasıl olur da burada Ermeni konusuyla ilgili olarak böyle bir yayın yaparsınız diye. Şimdi diyorsunuz ki efendim parlamentoda bilmem ne kabul ediyor. Babasına kadar istediği kadar etsin. Tam tabiriyle söylüyorum. Ama zihniyet budur. Şirak'a sorduğum zaman nedir derdiniz ya, ne yaptı size Türkiye diye. Burada %65'i toplumun mutsuz. Bu arada Ermeniler de çok mutsuz. Onların oylarına ihtiyaç var bu meseleyi ya çözmek mesele için. Burada, kanun burada. Olmayan kanun çıkarttılar. Mesele ya bunun burada, ötesi olur mesele mu? Mesele budur. Süremizin sonuna geldik. Doyamadık. Evet, daha Çin konuşacaktık aslında ama tabii bu bölümde ona ayırmıştık ama nasip olmadı. Çin İnşallah... her zaman kendini saklıyordu. Hadi. Evet, bir sonraki programa. hep. Çin'in politikası böyle. Çok teşekkür ederiz o zaman. Ağzınıza sağlık. Değerli teşekkür yorumlarınızla. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Kutay Hoca'ya ayrıca bu evet. Nazik hediyesi için de tabii. Evet, Havacı Fenerbahçeliler Derneği'nin böyle. Hocama da sözüm var. Hoca'ya da muhakkak getireceğim. O zaman bir dahaki sefer yine buluşacağız bu stüdyoda diyelim inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi geceler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.